Günaydınlar Kübra'mcığım. Merhabalar efendim. Pasta ustası. Evet. Memnun oldum efendim. Günaydın The Ses. Günaydın Kadir'ciğim. Çok özür dilerim. Bu kapının bu darlığı bizi veremedecek galiba. Hadi başlayalım. Kübra kendi evinmiş. Evet. Heyecanlısın birazcık ister istemez. Çok. Çünkü o kadar çok bilgisi var ki hangisini aktaracağını şaşırıyor. Heyecan alıcı geldi. Heyecan alıcı geldi. Bir bak. Çok güzel. Sıcak sıcak sıcak. Hanımefendi evinizi açtığınız için programımızdan size 5000 TL hediye. Güle güle kullanın efendim. Pasta malzemesi belki alırsınız. Evet Kübra haftanın ilk günü. Evet. Bu kapıdan bomba gibi yarışmacılar girecekler. Evet. İddialı olmasa buraya gelmezlerdi. Evet. Hazırsan. Nerelisin bu arada? Malatya'dayım. Malatya. Oo güzel. Evli bekar. İyi. Şu anda bekarım. Bekarsın ha. Daha da iyi. Kafan da rahat. Kendini yemeğe verirsin evet. İnşallah. Bak sen artık nişanlısın. Sakın öyle şeyler söyleme. Ha, ben arada unutuyorum nişanlandığımı. Hanımefendi ayrılığıyla ilgili bilgi verir sana. Ben de evde güzel bir şekilsin. Öyle düşünmesinler. Ben zaten kötü ayrılanlardan değilim. Ha iyi ayrılan. Evet, ben bu iyi ayrılanlar da hiç anlamadım. Kız iyiseniz niye ayrılıyorsunuz o zaman? Öyle şöyle söyleyeyim yani. Hani kavga olarak ayrılmadık da. Anlaşmalı ayrıldık. Anlaşmalı. Ama sonuçta ucunda bir ayrılık var. Demek ki burada bir tabii. Anlaşmazlık var. Tabii ki var. Değil mi? Ben bunu iyice merak ettim. Başka bir şeyler var Kadir Bey. Bir miras davası, mal paylaşımı falan gibi şeyler. Aa bayılırım. Bir şey diyeceğim. Lafı uzatmayalım. Kübra'yı bir tanıyalım. Ondan sonra hemen şu olaya geçelim. Tamam. Hadi geç Kübra. Konuşkanım, severim, mutluyum böyle. Böyle çok kaos falan gelmem. Genelde hep böyle enerji dolu, mutlu bir insanımdır yani. Enem Arat benimden tekrardan merhabalar sevgili seyirciler. Evet Kübra Hanım'ı kısaca tanıdınız. O arada haftanın diğer yarışmacıları, misafirleri geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Rabia Hanım, Emin Bey, haftanın tek erkek yarışmacısı Eda Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Çok şükür. Çok şükür. Rabia'cığım nereden geliyorsun? Kocaeli'den geliyorum. Evet. Kaç yaşındasın? 22 yaşındayım. Evli bekar? Evliyim. Evlisin. O maşallah evet. 22 evli. Evet. Kız ne arıyor? 1,5 senelik evliyim. 1,5 yeni geliyor. Evet. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Ne işe meşgulsün Rabia'cığım? Okuyorum ben. Öğrenciyim evet. Genelde evlenince okulu falan bırakıyor diyorlar yok, ya. Yok hayır. Ben eşimle bunu konuştum önceden. Genelde Türk geleneklerinde hep aynı şey konuşuluyor. Yok benimki tuttu ama. Tuttu. Aynen. O zaman şükür. Sen biraz dişlisin anladığım evet. Kadarıyla. Ne okuyorsun bu arada? 3 üniversite okuyorum. Bir örgün gittiğim banka sigorta bölümü var. Ayrıca yeni medya gazetecilik okuyorum. Atatürk Üniversitesi'nde... Maş o kadar çok hatırlayayım. Peki hangi ara yemek yapıyorsun, ütü yapıyorsun, çamaşır yıkıyorsun? Yapıyorum onları da ya. Hepsini evet, birlikte hallediyorum. Sıkılmaya da vaktim oluyor. Hanımefendi, sıkılmaya da vaktim evet. Oluyor. Peki benim gözüm korktu hamar attık deyince Rabia gördün mü? Hülya Hanımcığım hoş geldiniz efendim. Hoş buldum Kadir Bey. Gözleriniz bu arada harika. Çok teşekkür ederim. Nerelisiniz, kaç yaşındasınız, ne işle meşgulsünüz? Aslen Aksaraylıyım. İstanbul'da doğdum büyüdüm. Yani bayan kuaförüyüm ben. 51 yaşındayım. 3 çocuk annesiyim. Oh. Maşallah. Kuzey 51 de hiç göstermiyorsun. Teşekkür ederim. Evet Eda Hanımcığım siz nerelisiniz? Nereden geldiniz? İstanbul Pendik'ten geldim. Aslen Karslıyım, Azeriyim. Maşallah. 36 yaşındayım. Mesleğim medikal. Kendi şirketimiz var. Evet. Bu medikal malzemeleri falan mı? Tansiyon aleti, bel korsesi. Onları elden ben satıyorum. Eşim bakalara gidiyor. Ha, daha baka büyük yapıyor. İşleri. Evet. Evlendikten sonra bu işe başlıyorsa eşinizin işiydi sizin. Daha önce ben de medikalcide çalışmıştım. Eşim de medikalciydi. Öyle bir karşılaşma oldu. Şirket kurduk beraber. Gayet sağlıklı bir ilişki olmuş. Evet. Siz Karslısınız. Evet. Kars mutfağına hakimsiniz. Tabii. O zaman bu hafta Azeri yemekleri Hengel. Yenecek mi? Hengel. İnşallah. Hadi bakalım göreceğiz. Emin Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emin öncelikle. Haftanın tek erkek ve en genç evet. Yarışmacısı sensin. Bu arada cesaretini seni tebrik ediyorum. Sağ olun. Etrafına baktığında kaç seneyi devirmiş evli hanımlar var ve ona rağmen gayet güzel bir cesaret sergiledin. Teşekkür ederim. Okuyorsun anladığım kadarıyla. Hem okuyorum hem çalışıyorum. Öncelikle Bodrum'dan geliyorum. İddialı bir yarışmacı olduğumu söylüyorum şimdiden arkadaşlarımıza. Kaç yaşındasın? 18 yaşındayım. 19'uma gireceğim. 18. Ne iş yapıyorsun bu arada? Hayat herkese adil olmadığı gibi bana da adil olmadı. Ben küçük yaşta anne baba ayrıldığı için Bodrum'da çalışıyorum. Hem temizlik şirketinde çalışıyorum. Hem okuyorum. Hem aşçılık eğitimi alıyorum. Tat ve pasta üzerine okuyorum. Ya bayağı yoğun bir hayatım bayağı var bir anladığım bir kadarıyla. Var. Peki anne baba da Bodrum'da mı? Normalde Bodrum'da mı oturuyorsunuz? Annem Bodrum'da, babam Samsun'da yaşıyor. Ayrıldıktan sonra mı Samsun'a? Evet, ayrıldıktan sonra Samsun'a yerleşti. Sen kaç yaşından beri çalışıyorsun peki? Ben 14-15 yaşında çalışmaya başladım. 14-15. O günden beri de çalışıyorum. Bodrum'da da bayağı sevdiğim aileler var. Onların evinde temizliklere gidiyorum. Çok temizlikle kendimi iddialı olduğumu düşünüyorum. Eve mi temizliğe gidiyorsun? Evet. Ha, ben otelde çok... falan çalışıyorsun zannettim temizlik şirketi deyince. Hem evlere gidiyorum hem de gittiğim çok ünlü oteller var. Onlarda çalışıyorum. Hem de hızımla çok beğenilen bir...
çalışıyorum. Güzel bir iş ama zor bir iş. Evet. Hele ki bu yaşta böyle bir işe başlaman bayağı zor. Aynen. Şu anda mı aşçılık okuyorum diyorsun? Hem de aşçılık üzerine okuyorum. Okulu bitirdikten sonra aşçılık yapmayı düşünüyorsun. Okulu bitirdiğimde hemen kendime bir yer açmayı düşünüyorum. Peki hadi bakalım. Burada da 75 bin lira için yarışacaksın. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun herkese diyorum. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki her gün altın bileziği almanız için, sürpriz hediyeler için bir tane de boş zarfımız var. İnşallah kimseye denk gelmez. Zorlu sorular soruyoruz. Hazırsanız ilk sorudan başlıyorum. Hadi bakalım. Evet hazır. Yalnız lütfen mantıklı cevaplar verelim. Sakın sallamayın çünkü ucunda altın bilezik var. Emin Bey ilk gördüğüm zaman ne cesaretle buraya gelmiş dedim yani kendi düşüncemle. Konuştuğu zaman daha da emin oldum. Kendime çok güveniyorum. Haftanın birincisi olarak da kendimi düşünüyorum. Karşımda rakip görmüyorum. Çorbamız Tugay çorbası. Yöresel bir çorba. Kendi yöreme ait bir çorba. Aynı zamanda ara sıcak olarak ıspanak greten var. Bu da çok beğenilecek hafif bir ara sıcak. Yanına da böyle patlıcan balığı koymak istedim. Onun haricinde salata olarak enginar kalbi salatası seçtim. O da böyle renkli bir salata. Onu da beğeneceklerini düşünüyorum. Hem de böyle farklı bir salata alıp hem de tadında hani yapmayan varsa da beğenip yapacaklarını düşünüyorum. Onun haricinde ana yemek olarak belen tavan var. Bu da bir et yemeği. Et aslında herkesin yaptığı bir yemek ama eti herkesin güzel pişiremeyeceğini düşünüyorum. Onun yanına bahar pilavı yapmayı düşünüyorum. Bahar pilavı da böyle rengarenk görselli bir pilav. Onun yanına da böyle semizotlu cacık yapacağım. Haricinde tatlı olarak da pastacı olduğum için aslında birçok tatlı çeşidi var. Ekrandakilere pasta, kendi kişisel pasta tarifimi, böyle katkısı bir pantispanya tarifi. Onun haricinde şahsi krema tarifimi vereceğim. Normalde bana kendi etrafımdaki herkes krema tarifimi ister ama ben genelde vermem. Çünkü daha önceden satışını da yapıyordum çünkü. Peki şimdi ama demeyecekler mi? Bize vermiyordun, bütün Türkiye'ye evet, verdin. Evet, biraz öyle olmuş olacak ama bence de artık vakti geldi bu sırrın açıklanmasına. Evet, artık pastamın, pantispanyamın da kremamın da tarifini vereceğim. İstedikleri şekil bununla pasta yapabilirler. Büyük, güzel. Küçük. Peki pasta neli? Pastayı ben karışık meyveli seçmek karışık istedim. Meyveli. Çok güzel. En sevdiğim pasta. Evet. Peki ellerine sağlık diyoruz şimdiden. Tamam. İkramımıza ne edeceksin? Ne ikram edeceksin? İkramım bize aslında farklılık yaratıp size böyle soğuk kahve ikram etmek istedim. Ellerine sağlık. Yanına da size böyle dün akşam hazırladım. Taze taze profiterol yaptım. Hemen uzun geliyorum. Zamanda sıcak sıcak Türk kahvesi yiyorduk. İçim bayılmıştı. İyi geldi hemen, soğuk. Hemen getiriyorum. Haydi bakalım. Evet. Bu kadar abarttığı şekilde eğer aşçılık okuyorsa daha güzel bir menü çıkarabilirdi diye düşünüyorum. Abarttığı kadar iyi değil bence. Siz mesela bunu misafir olarak sunsanız evinizde nasıl sunacaksınız? Bunu ayrı. Ben evimde sunmuyorum. Misafirlerimi direkt sahile bir yere zaten. Yok, olaki sulsanız misal tabakta. Bunu başka türlü, bunu ayrı, bunu da ayrı çok tabakta. Çok özür dilerim. Nasıl yani? Sen evde yemek yapmıyor musun misafirlere? Evde yemek yapıyorum da ailemle yemeği tercih ediyorum. Misafirim bir kere geliyor, Bodrum'a geliyor. Orada da denizin yanında bir yerde yemek yedirmek varken tabii, evde Bodrum'da oturunca inşallah tabii çok sık gelmiyorlardır sizinkine. Çok sık geliyor. Çok sık. Bu oğlan çalıştığı parayı hep akrabalara yediriyor. Hiç şey yedirmiyorum. Onların parasını yiyor. Heh. Tebrik ederim. Uyanık adam. Gördün mü? Ay hiç sevmediğim arkadaş tipi. Ben Emin Bey'in bir arkadaşı veya tanıdığı olsam ona asla misafirliğe gitmezdim. Rabia gibi insanla da zaten arkadaşlık yapmam. Hiç sevmem yani. Olabilir mi Kadir Bey böyle ben bir şey? Ben de parasını yedirmeyen arkadaşlarımı sevmiyorum zaten. Ama sen de hep yiyen tarafsın işte. Ben de hep yediren. Yani ben Bodrum'dayım. Evimi açıyorum. Otel parasından kurtuluyor. Araba parasından kurtuluyor. Otel parasından kurtuluyor demiyorsunuz. Paralarını yiyorum diyorsun. Şimdi bir saniye. Arkadaşın işte arkadaş mı akraba mı bu arada? Hem arkadaş hem akraba. Tabii İstanbul'dan geldiler diyelim. Akşam yemeğe gittiniz. Gittiniz evet, bir restorana balık neyse yediniz. Evet. Hesap geliyor. Yani ben çok şey yapmam, o öder zaten. Orada lavaboya falan mı gidiyorsun? Ama şöyle çatal bir şey. Ya da cızın evde kal. Çünkü şöyle bir şey var zaten. Beni bilen bana cüzdanımı çıkartmaması gerektiğini de biliyordur. Ben cimri insanı asla sevmem. Cimri insandan olabildiğince uzak kalırım. Bence misafire hesap ödetilmez çünkü misafir adı altında. Emin Bey biraz daha büyümesi gerekiyor böyle şeyleri öğrenmek için. Ama şimdi bir de şöyle düşündüm. Bu oğlan tek başına, onlar geliyor değil mi? Ma aile 3-4 kişi. Evet. Bu çocuk yedi bir tane balık, 5 tane palamut parası ödedi. Ben çocuklarla bu arada dışarı çıkmıyorum. Yani nasıl yani? Çocukların gürültüsüne gelemiyorum dışarıda. Yani tek baş başa. Çocuk derken arkadaşlarınızdan bahsediyorum. Normal yani, çocuklardan arkadaşlar. Arkadaşlarımla çıkıyorum zaten ama akrabalarla kaç yaş üstü görüşüyorsun, muhatap oluyorsun? Yani yaş sınırım var herhalde. Çocukların da bir 8 yaş olması lazım görüşmem için yani konuşmam. Benim evim misafir kabul ediyor. Kriterlerim gibi kriterleri var. Ama şimdi öyle çocuklar bir masadan bir şeye düşürüyor, bir şey yapıyor. Habire ben onlarla uğraşamam ki. Peki ablan evli dedin, yeğenim var dedin.
Siz ailece gitmiyor musunuz bir restoranta? Ablamın yanına ben geldiğimde bir şeyler yapıyoruz ama abla kusura bakma ben çocuk sesine gelemiyorum. Ama yeğenin buna üzülmüyor mu? Bu gerçekten çok şey. Ama yeğenim zaten 1,5 yaşında. Şu anda hiçbir şey anlamıyor. Büyüyünce anlarsa da kusura bakmasın evet. 8 yaşına kadar çocukla çok fazla yakın olmayı düşünmüyorsun. Evet. Bu arada tadına da bakalım afiyet olsun. Ama benim yeğenim tatlı. Çocuk kısmısı herkesin kendine tatlı geliyor işte. Kadir Bey, ben bu düşüncesini eğer ileride evlenirse baba olunca değişeceğini düşünüyorum şu anlık. Emin Bey'in çocuk sesine gelemiyorum dediğine katılmıyorum ki nasıl gelemiyor, kendisi daha bir çocuk. Rabia Hanım bence kendisini 40 yaşında zannediyor. Kendisi 22 yaşında değil miydi? Kendisi de bir çocuk. Şu an çocuğu olmadığı için tabii ki öyle düşünüyor. Yarın bir gün çocuk sahibi olduğunda bu çocuk seslerine illaki tahammül edecek, etmek zorunda kalacak. Rabia, nasıl buldun, patlıcan balığı mıydı? Evet. Yanında da ıspanak kraser. İç açıcı değil yani benim için. Hangisi? İkisi de. Niye? Bu çok yağlı güveçteki, aşırı böyle yağda yüzüyor. Hiç iç açıcı bir yemek değil. Yani size göre ama bu çok yapılan, işte ben her zaman evde yaptığım ve... Ben kendime göre söylüyorum zaten. Pek o zaman siz şöyle, siz başamel da... sosu ve kaşarlı hiçbir şey seviyorsunuz. Hayır, çok seviyorum. Kaşarlı şeyleri çok severim. Evet, ıspanak mı seviyorsunuz? Ama hayır, ıspanaklara da ayrı ayrı şu an ben bunu devamlı yapan bir insan olarak tadına baktım kendime açısından. Hani ve bu şeyde tereyağı çok... zaten bol tereyağlı olur zaten bu. Öyle, bunun tamam, yapılır. Doğrudur, öyle yapıyordur ama ben bu yağ mı, ıspanağın suyu mu? Ispanak suyu. Hayır, ıspanak suyuyla koydum. Bir baksana, ıspanak Kübra Hanım maalesef. Evet evet, çok yağlı. Çok yağlı. Şöyle bak, zaten videoyu izlerseniz çekimi, ben ıspanak suyunu da almadan sulu sulu koydum. Kübra Hanım, kaşar da yağlı. Kaşar da yağlı. Zaten kaşarı yoğun koymuşsunuz. Belki kaşarı yağ olabilir ama onun haricinde ekstra tereyağını eklemedik. Normal ıspanak kendi yağı. Onun haricinde çok başka üzüldüm. Bir yağımız yok. Rabia bitirsin, Hülya Hanım'a yine açıklamanı yapsa. Evet, tadı nasıl peki? Beşameli falan kaldırdın mı? Ispanağına baktın mı? Şöyle, bu balıktan tattığım zaman Kadir Bey çok yavan. Böyle hani devamı varmış ama yok gibi. Böyle yediğim zaman bir şey hissedemedim açıkçası. Hı hı. Buna geldiğim zaman da çok yağlı, aşırı yağlı. Evet. Hani çorbanızı gerçekten çok beğendim. O kaşar peynirin belki yağıdır ama onun haricinde... Benim için biraz şey gibi oldu, hayal kırıklığı oldu yani. Şöyle tabakta beklediği için bir tık böyle kaşarın yağı yana gelmiş ama gördüğünüz gibi şu şekilde kamerada gösterebilirim yani. Bakın, içinde hiçbir gram yağ yok. Sadece ama size yağsız tarafı gelmiş olabilir. Hayır, herkesin öyle. Altını kaldırırsanız herkesin içinde asla yağ yok. Üstteki kaşarın yağını kenara salması. Zaten bu da olmazsa zaten bu yemeğe lezzet olmaz. Şöyle. Bakın o tarafı değil, içinden bahsediyor. İçini gösteremiyorum. Ama içini böyle yaptığım zaman zaten yayıldığı için gözükmüyor. Şöyle iç kısmı ıspanağın tamamen kendi tarafı. Dışında olan bir yağ kısmı var. O da bakın... Tamam, sudan kaynaklı olabilir ama yağla birleştiği zaman zaten o da yağ oluyor. Ama bakın bu yemeği şöyle ağzınıza attığınız zaman bakın. Şöyle bir lezzet olması lazım yani, bakın. Ya siz seviyor olabilirsiniz hani. Şu an şunda o kadar bir lezzet var, gerçekten söylüyorum. Kendim yaptım diye söylemiyorum Kadir Bey. Siz de yemiş biri olarak. Ben pek şey yapamadım. Çok lezzetli. Beğenemedim. Ki ben bunu herkese diyorum. Kendim devamı da söylüyorum yani tarifini verirken. Gerçekten çok beğendiğim bir yemek. Kendi yemeği tabii ki de çok lezzetli oldu diyerek tabii ki de tanıtacak ama biz bunu yemeyiz. Hiçbir şeyde katkı yok hiçbir şekilde. Tamamen doğal yöntemlerle kabarttım. Bir pandispanya. Normalde ben bunu dediğim gibi kupta yapacaktım. Sonradan işte dış ses pasta yapalım falan deyince direkt pastaya çevirdim. Aslında burada bir kameralarda da aslında peki bir şey diyeceğim. Bir anda nasıl pasta yapıldığını şimdi da göstermiş oldum. Pasta deyince kupta pasta gelmesin yani, kupta pasta olur mu ki? İşte olmaz ama Kadir Bey bu... Şimdi pasta diyeceğimizin aklına böyle bir pasta gelmiyor. Evet böyle olarak geliyor ama... Yani bak pastanın... sana bir şey diyeyim mi? Magnolia gibi diyeceklerdi. Evet. Ya dış ses yemek seni bir yerde kurtarmış. Normalde yaptığınız farklı olabilir ama şu an hani sunum olarak misafirlerinize sunduğunuz için biraz daha... Bence sunumu çok güzeldi pastanın. Göz doyuran bir pastaydı gerçekten. Yok yani bildiğim, zaten göz doyuran değil de çok böyle şey geldi bana. Pasta dediğiniz... siz acaba böyle, yüksek mi tuttum beklentimi? Bence bir şey değil mi? Sizler pastayı böyle krem şanti, dışı olabilir, krem şanti pastaya odaklamışsınız ya. Artık onlardan çıkın. Kesinlikle ben bir pastacı olarak... Ama siz o zaman öyle belirtmeniz lazım. Öyle belirtmediğiniz için biz öyle bir pasta bekliyoruz şu anda. Ben krem şanti bir pasta diye yazmadım zaten. Ben artık o kadar çok pastadan sıkıldım ki Kadir Bey. Ama aynı bu pastanın bir adı varmış. Ne demiştiniz? Naked cake diye geçiyor. Öyle bir şey mi yazması gerekiyordu? Yani dışında
yani çıplak kek bana diye geçiyor. Bana liquid kek anlatabilir misiniz? Yani hiçbir şey olmamış o olarak. Liquid kek sade kek mi diyorsunuz siz? Yani sadece kek, içinde krema. Sizce bunun sade keki benden bir tarafı var mı? Öyle demiyorum. Bu arada siz meyveli pasta demiştiniz, içinde çikolata da var. Meyveli pastada çikolata olmuyor mu? Olmuyor, sadece meyve oluyor. Ben dışarıda yediğim bütün meyveli pastanın arasından çikolata geliyor abi. Yo niye tasarlarda meyveli çikolata pastası mı? Bizim orada meyveli pastanın içinde sadece meyve oluyor. İstediği seçeneklere soruyorsun, ona göre meyveli. Ben burada her zaman alıyorum. Yani biraz... Yani aldığım bütün pastanın içinde fıstıklı çikolata oluyor. Evet, peki kremamızı nasıl yaptık? Kremamı ben kendim yaptım. Bence biraz akışkan, biraz daha sert olması lazım diye bu düşünüyorum. Bu pastaya göre işte dediğim gibi kupa göre ayarladığım için ona göre bir krema hazırlamıştım. Siz de o yüzden yedim. Ama bu kremayı bütün pastalarda da kullanabiliyor. Bu kremayı dolapta da bekleseydiniz biraz sertleşebilirdi. Zaten dediğim gibi çok bir bekleme süremiz olmadığı için ona rağmen yapıyorum. Normalde pasta yıkılır zaten. Size yıkılmış bir pasta getirmedim. Keşke hatta dedim içeride dilimleseydim orada dilimlerken de. Yani ben şu anda pastam hiçbir şekilde hata bir pastacı olarak hiçbir hata lezzetli görmüyorum. Lezzetli bir pandispanyanız olmuş. Güzel kabarmış. O yüzden yani ben dükkanda çok da bazen... Çok pandispanyanı. Dükkanda da bu arada biz yaparken... yani ben içine her şeyi koyuyorum. Bazen böyle bile tutturamıyorum yani. Güzel yapmışsınız. Evet, peki, afiyet olsun. Eda Hanım. Teşekkür ederim. Pandispanyasını beğendim. Gayet güzel kabarmış. Onun dışında dediğimiz gibi... Aroması nasıl lezzeti? Aroması güzel. İçerisindeki pastacı kreması biraz daha dediği gibi katı olabilirdi. Ama zamanımız yok katı dediniz. Katı olsa da bu sefer kekle birlikte ikisi çok katı olur. İnanın bu krema bunu o kadar lezzet verdi ki. Siz, şu an ben kendim evde yiyormuş gibi yiyorum bu pastayı. Eğer katı olsaydı derdim ki beğenmezdim bu pastayı. Zaten metodi. Ben şöyle bunun lezzetini veren o krema demeyen bence. Bir insanım. Benim mutlaka 7-24 saat evimde tatlı vardır. Evet. Ve kapımı çaldıklarında tatlım var mı? Evet hemen veririm yani komşularım olsun, arkadaşlarım olsun. O yüzden tatlıya hayır demem. Komşular öyle gelip tatlı var mı? Yok ben komşularıma daha çok böyle tabaklı sunum yapıp vermeyi çok seviyorum. İkram etmeyi çok tabii seviyorum. Tabii çarşaf silkelemediği için onları doyurman gerekiyor rahatlar. Benim gibi olsan ilişkisi. Hiçbir şey vermezse de. Yok hiç alakası yok. Biraz daha çok vermeyi çok seviyorum. Güzel yani. Ortamınız da güzelse peki afiyet olsun güzel. Efendim. Dediğim gibi pandispanyasını beğendim. Onun dışında görsel olarak farklı wow dedirtecek bir şey bekledim. O da karşılamadı beklerdim. Ama bak yine şaşırttı sizi. Hı-hı. Baktığınızda aa bu ne dediniz. Ellerinize sağlık. Güzel afiyet olmuş. Afiyet olsun. Hülya ablacığım sen beğendin mi? Ben beğendim. Ellerinize sağlık. Pandispanyası gayet güzel, lezzetli. Kabarması da güzel olmuş. Teşekkür ederim. Dedikleri gibi arkadaşların kreması gene ben bir tık diyorum ama bir tık daha yoğun olsaydı daha lezzetli olurdu. Şöyle söyleyeyim. Sanki. Akışkan biraz. Ben şu anda bu pastayı yerken dediğim gibi pandispanya zaten tek başına evet. Olduğu için normalde arasında krem şanti koyuluyor biliyorsunuz sıvı bir şekilde. Evet. Bu krema taş gibi olsa inanın böyle ağzınıza aldığı zaman şu lezzeti var ya bak. O kadar taş gibi değil de Kübra Hanım. Birazcık daha yoğun olsaydı çok ağzıma daha... Ağzıma böyle direkt onu yutup kayıyor gidiyor yani. Eğer bu kalın olsa sen şöyle bir ağzına bir tür bu tarafa alacaksın o kremayı. Bütün bu tarafa merak etmeyin Allah. Çok güzel olur. Tabii bu şöyle da güzel olmuş ama ellerinize sağlık. Şöyle ben sipariş yaptığım zaman kenarına dediğim gibi pasta yaptığım zaman şey koyuyorum. Direkt gibi bir şey koyuyorum yani. Pasta kenarı. Hı hı. O zaman cıvık da yapsak bu şekilde çıkmıyor. Ama dediğim gibi ben pasta üzerine yapacağım diye kendimi ayarlamadığım için bu şekilde sundum. Ama gerçekten tadını beğendiniz mi? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Rabia, pasta beğendim. Yapıyor musun evde? Evet, sürekli yapıyorum. Çok seviyorum pastayı. Yapıyorum. Çok beğendim. Sadece hani arkadaşlarım da dediği gibi böyle görüntü olarak alışkın olmadığımızın hepiniz dışında. Hepiniz böyle krem şanti evet, sıvayacak diye beklediniz. Evet, bu şekilde böyle hani çikolatalı kalıplı olarak yapıyorlar ama ya. Ama dedi ya katkı olan hiçbir evet. Şey yok. Hep doğal. Hani ben şöyle düşünmüştüm hani bu yaptığı kremayla bir ay etrafını daha şey yapar diye. Evet, etrafını doğrasan hiç güzel durmayacaktı. Meyve bir de baya da bilirdi aslında. Bu, bak bu tarz pastalar böyle Alman pasta usulü sunum tarzı olarak o şekilde yansıttım. Yani bunun dışındaki falan krem şantiyle kapasa da inanın dışarıdaki pastacılardan krem şantiyle kaplanmış pastanın hiçbir havası kalmayacaktı. Kübra Hanım da kendi tarzını yansıtmış pastada. Ellerine sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Herkes afiyet olsun. Çok güzel bir günü geride bırakıyoruz. Evet. Bence bugün çok güzeldi. Çok heyecanlıydım aynı zamanda. Böyle elim ayağım tutuyordu, karnım ağrıyordu. İnşallah bu haftanın kazananı da ben olacağım. Genel olarak Kübra Hanım bugün beklediğimizi karşılayamadı ve başarısızdı. İlk günde heyecanlıydınız ama çok güzel geçti. Çok memnun kaldık biz de. Peki sıra neye geldi? Önce puanlamaya, onun ardından yarın kim yarışacak fanusların ismini seçmeye. Haydi bakalım. Kübra Hanım menüsü konusunda beni tam bir hayal kırıklığına uğrattı. Evet beğendiğim yemekleri de vardı. Benim Kübra Hanım'a puanım. Üç. Kübra Hanım'ın bugün sadece salatasını ve tatlısını beğendim. Kübra Hanım'a puanım. İki. Kübra Hanım'ın bugünkü menüsünü gayet başarılı buldum. Tabii ki eksiklikleri de vardı. Benim Kübra Hanım'a puanım.
4. Kübra Hanım'ın bugün çorbasını beğendim. Ara sıcaklarını beğenmedim. Ana yemeğinde çok karışık buldum. Tatlısını beğendim. Ve bizi karşılamasını beğendim. Güzeldi. Ona verdiğim puan... 4. Haydi bakalım. Hazır mısınız? Evet. İlk günde güzel eleştirileri yaptınız. Hadi bakalım yarın neler olacak. Yarının yarışmacısı bu masadan. Hangi renk geldi? Beyaz. Beyaz. Yarının yarışmacısı Rabia Hanım oluyor efendim. Ama bugünler beni söylemişsiniz. Bakalım Rabia Hanım misafirlerine nasıl yemekler çıkarıyormuş, nasıl sofralar kuruyormuş görelim. Hazır mısınız? Hazırım. Yarın benim günüm. Hamaratlığımı gösterip arkadaşlarımdan en yüksek puanı benim alacağıma inanıyorum. Rabia Hanım kendini bu kadar övdü bugün ama bence hiçbir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle, sıra bende. Kübracığım ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi gidip puanını vereceğim. Yarın görüşürüz hanımlar. Haydi beyler kendinize iyi bakın. En hamarat benim de bir günü daha geride bıraktık efendim. Kübra Hanım'ın eline koluna sağlık. Ben Kübra Hanım'ın enerjisini çok beğendim. Sadece eve yapmış olduğu 50.000 TL'lik masrafa çok acıdım ama neyse maaşı iyiymiş, öder taksitlerle. Evet, çorbasına bayıldım. Kıvamı, lezzeti gayet güzeldi. Ara sıcakta ıspanak gayet lezzetliydi. Millet yağ yağ dedi ama o yağ değildi arkadaşlar. Ispanağın suyuydu. Çünkü ıspanağı sıkmadan pişirdiği için suyuyla koymuştu. Patlıcan balığını da beğendim. O da gayet lezzetliydi. Ana yemeğe gelince maalesef etleri pişmemişti. Ana yemekteki pilav soğuktu ve tatsızdı. Hiç hoşuma gitmedi. Pastasının her ne kadar görüntüsü iç açıcı olmasa da masadaki herkes ön yargılı davrandı. Bence pastanın dışı değil, içi önemliydi ve gayet de lezzetliydi. Eline koluna sağlık diyorum ve Kübra'ya puanımı veriyorum. Çorba olarak düğün çorbamız var. Ara sıcak olarak paçango böreği ve yanına kapya biber mezesi, kırmızı kapya biber mezesi. Ana yemek olarak mantı, tatlı olarak da şekerper yapacağım. Salatada Akdeniz salatası. Rabia Hanım dün kendini balon gibi şişirdi. Bugünkü menüsüyle balon gibi patlattı. Bildiğin hani benim ara sıcağım fiyasko demişti ya, kendisinin komple menüsü bir fiyasko. Aynı zamanda o kadar basit ki benim kızıma versem kızım yapar bu yemeği. Tamam, kızınız da katılsın. Ara sıcak olarak börekle gelip benim iki tane ağır ana yemek gibi ara sıcağıma bunu kimsenin önüne koymam deyip çünkü açıkçası çok şaşırdım şu anda. Bugün de sizin o ara sıcağınızı mı konuşacağız? Bu ara sıcağı ben şeydim, acemilikte bu yeni daha 16-17 yaşımda daha böyle şeyde tencerede yapıyordum Kadir Bey. Tamam, sizin benden yaşınız büyük çünkü ben de sizin yaşınıza gelince ben de yağlı. Kaç yaş büyüğüm acaba? Bence Rabia Hanım o kadar iddialıydı. Hani az önce yaşa bakmıyorduk ya, hani bilgimizle burada yaşımız konuşmuyor, yemeğimiz bilgimiz. Hayır, siz diyorsunuz da 16-17 yaşında yapıyordum diyorsunuz ya. Yani. Şu an yapabiliyorsunuz ya, ben de sizin yaşınıza gelince yaparım diyorum. Hayır, yaşıma gelince şu an aramızda kesin 3 yaş. Aramızda 3 yaş fark var farkında. Siz 22 yaşında değil misiniz? Evet. Ben de 26'ım. Rabia şu anda gördüğüm kadarıyla açık sözlü. Yemek üzerine bilgisinin olmadığını düşünüyorum, ayrı bir konu. Ama kişisel olarak bence seveceğim, tatlı bir insan. Rabia Hanım için şunu da söylemek istiyorum. Dünkü iddiasından sonra bomba gibi patladı. Şu anda o iddiası yerle biri oldu. Bina bildiğin çöktü. Bence daha yemeği yemedik ama belki lezzetli yemedim olacak. Ya lezzetine göre yorum yapacağız ama... Arkadaşlarım buraya dünden bu yemekler zaten. Bugün güzel olsa ama bile... Ama dünkü iddiayı sen yükselttin zaten. Evet, karıştırıp eleştirileriyle. Burası olmamış, burası kokuyor. Bilmiyorum ama şöyle, senin yemeğin çok lezzetli yani. Olsa bu yemek zaten lezzetli bir yemek. Bunların hepsi zaten hepimizin hani yani bildiği yemekler. Yani mantı herkes lezzetli yapar zaten mı? Zaten mantı. Yani güzelsin lezzet yapar mı demiyoruz. Güzelsin zaten. Yani evet. Menü biraz kolay. Evet. Menüler biraz kolay. Tabii dediği gibi mantıyı yani her şekilde. Yani zor olup yani mesela, yağlı olacağına kolay olsun, lezzetli olsun. Eda Hanım ve Hülya Hanım bence puan toplamaya çalışıyor. Çok sessizler. Bence seslerini çıkarmaları olduğunu düşünüyorum. İddialı bir yarışmacı olduklarını düşünüyorlarsa birazcık seslerini çıkarsınlar. Mantık kolay mı da ana yemek yani için? Yani burada kolaydan yani daha çok Kadir Bey. Hani farklı yemek sunmak. Hani o zaman gelip mercimek çorbası mı? Siz farklı yemek, yemek diyerek... programımız... İşte yemek farklı yemekten isimler farklı söyleyerek... isimlerle alakası da yok. Evet. Burada dediğim gibi bakın öyle börek de yapabiliriz ara sıcağı. Ama dediğim gibi farklı, hatta salataya bile şey yaptılar, eleştirdiler. Neden iki tane salata var? Neden biri bu ben farklı? Şey sizin için demiyorum. Genel olarak siz yani farklı zaten. Bir sofra mı kurdunuz? Değişik miydi? Farklı bir sofra kurdum demiyorum Kadir Bey ama benim menüme o kadar çok eleştiri yaptılar ki yok şu şöyle bu böyle ki ağır yemek olarak kendisinin ben sizin sadece ara sıcağınızı yağlı komple bunu kimsenin için... önüne
yağlı olması alakası yok. Ben de size onu dedim ya, bir börek yapıp mı gelseydim diye söyledim. Evet, yapsaydım. Hani farklı bir tarif yapıp size farklı bir lezzet sunup ona göre yemeğimi tamam, eleştirmenizi önerirdim. Sizi de farklı lezzetle uzaklaştırdınız. Ama sadece yemeğimi ara sıcağımı eleştirebilirdiniz. Siz direkt yemeğimi komple böyle bir fiyasko yapıp ortadan kaldırdınız tamam, yani. Tamam işte ara sıcağınız iki tane yemek değil. Yani bu yemeği insanlar dedim. Misafirine sunan insanlar o zaman hepsi hakaret. Sen bence yap kahvemizi, çayımızı, çorbamızı biz bir kendimize gelelim. Kahve içmeyelim Kadir Bey, limonata yapacağım. O da olur fark etmez. O lafın gelişi artık ağzımıza yerleşmiş. Kübra Hanım dün biraz sessiz, sakindi. Onun acısını bugün çıkaracağını düşünüyorum. Bence Kübra Hanım aynı, değişmedi. Evet, Emin Bey. Porsiyon ve sunum nasıl efendim? İlk başta nerenin mantısı bu, Kayseri mi? Bizim oranın mantısı. Siz nerelisiniz? Erzurum. Yani Erzurum mantısı da olsa ben Kayseri mantısından yola çıkıyorum. Bildiğim biraz daha kendim geliştirdiğim bir şey olaraktan. Bir kaşığa 40 tane falan sıysın diye bir laf duymuştum ben. Bunu da toplasam 5 tane kaşıma sığar sığmaz. Bir porsiyonda 3 kaşık yeseniz 180 tane mantı yapmak zorunda mıyım ben? Tamam yapmayın ama bence biraz daha tabaklama olarak bana biraz az yapın ama biraz daha küçük yapmaya özen gösterebilirdiniz diye düşünüyorum. Ben bu şekilde seviyorum. Böyle içi dolu dolu mantı dediğin yani içindeki şeyi. Ben benim bildiklerime göre biraz daha küçük yapılıyor. Siz bildiğinize göre değil, buna göre yorum. Benim bildiğim yani gördüğüm normal olan da küçük diyebiliyorum ben. Bunu evde babaannelerimiz, anneannelerimiz büyük büyük yapıyor. İçi dolu tamam, olsun, doysunlar diye. Sen de onlardan say o zaman. Eda Hanım siz nasıl buldunuz sunumu? Sunum güzel. Güzel salatası peki. Güzel. Kübra? Sunum salatasını beğendim ama mantı sunumunu beğenmedim. Böyle mantıların diri diri gözüküyor. Onu böyle kapatıp üstten onu, böyle yoğurt gözükmesini isterdim. Şunu da açıklayayım Sekiz Hanım. Hani, bu beklediği için mantı normalde hani sıcak onu söylemedim. Sıcak yok o değil. Onu, demek istediğim şu. Hani mantıyı böyle dolu dolu hani mantının esprisi yoğurt ya. Hani böyle bolca üstüne yani yoğurt koyup kenarlardan yoğurt, mantıyı açsaydım anladım, keşke. Çok yoğurt yemek istemezsiniz diye. Böyle hani yoğurdun üstünde yağı görseydim o üzerine koydun böyle hoşuna şeyi, pul biberi. Hoşuna gitmedi mi şu anki görüntüsü? Bu şekildeydi hani sunum yapamamış. Tadı belki güzeldir bilmiyorum henüz sunum ama yapamamış. Mantı evet. Peki. Ben beğendim. Evet ben de görsel olarak yani yoğurdu yok gibi bir şey. Üstü hani bu yanlarda var, ortasında yok. Yanında sen yoğurt getirdin diye mi görüntüsü? Sanki hani özensiz dökmüş gibi. Sizin, bak sizin yoğurdunuz daha çok mesela tabağınızdaki benim. Benim iç yok neredeyse. O yüzden peki, hani. Bir de soğutmadan tadına bakalım. Tamam. Sen ne diyeceksin Rabia? Yani Kadir Bey çok yoğurtlu yapsaydım bu mantı nerede yoğurt mu yiyoruz olacaktı. Ama mantının da özelliği yoğurttur ya. Şimdi hani özelliği evet odur ama ben size hani mantı yapıyorum ya sunum hı-hı olarak. Size evet bir mantıyı görün tadına bakın diye hı-hı bu şekilde düşündüm bu şekilde yaptım. Yapabilir miyim yorumu? Buyurun Kübra Hanımcığım. Mantısını beğendim. Dediğim gibi mantıdan anlayan biri olarak güzel yaparsa söyleyeceğim demiştim. Mantını okeysin, güzel yaptın. Dediğim gibi sunumunda tek sorunum vardı. Aynı zamanda salatanın da dış görünüşünü beğendim. Sunumun çok harika ama bir salata gibi değil. Sadece kıvırcık var, üstüne de zeytin atmışsın. Kenarına domates koymuşsun. Peynirde bu şekilde zaten Akdeniz salatası baktığınız zaman da bu şekilde bu şekilde edilir. Değil Akdeniz salatası. Doğranmaz asla. Doğranmasından demiyorum. Eksik malzemem var yani. Sadece peynir ve domates bu şekilde. Ne olması gerekiyordu mesela? Yani bunun için de ne olması gerekiyordu? Normal domateslerini bir tık daha küçük doğrayıp şu zeytinleri hiç koymasaydım. Normalde ben Akdeniz salatasını brokoliyle yapıyorum yani. Ben öyle bir salata getireceğini düşündüm yani, açıkçası. Ben de bu bunun şekilde Akdeniz yapıyorum. Salatası olduğundan şu anda şüpheliyim açıkçası. Hani böyle bir salata, Akdeniz salatası birkaç çeşidi var. Şimdi 2-3 çeşit yapılıyor. Bu hangi çeşit? Ben bu çeşidini görmediğim açıkçası. İki çeşit biliyorum. Bir brokoli siz üzerine. Görmüş oldunuz. Bir de normal havuçlu, bol rokalı. Özellikle roka üzerine zaten. Akdeniz salatasını dediğimiz zaman içinde kesinlikle roka olur yani. Bunda hiçbir şekilde roka yok. Belki çeşididir diye düşünüyorum ama. Evet bu şekilde yine de yapılıyor. Sadece zeytin ve peynirle değil. Peynir, domates de var içinde. Değil yani. Bir şey diyeyim, Akdeniz salatasında roka oluyor mu? Muhakkak roka oluyor içinde. Ya Kadir oluyor Bey mu? Koyan da vardır, koymayan da vardır evet yani. Ben bu şekilde yapıyorum, bu şekilde biliyorum Akdeniz salatası. Daha çok böyle yeşil üzerine oluyor zaten. Full yeşil, açık yeşili, koyu yeşili. Tamam. Sen sadece kıvırcıkla yapmışsın. Hayırlı olarsa var burada, bakın. Yani şöyle söyleyeyim. Sadece kıvırcık değil yani. Bir de biraz iri kalmış sanki değil mi? Ama zaten bu böyle... İri olmasından şikayet edelim ama salatamda sadece kıvırcık var yani. Böyle kaşımı dağıldığım zaman kıvırcık geliyor. Ve domateslerin de dediğim gibi... Kıvırcığa dağıldığınız sunum güzel, dışarıdan görünüş güzel ama yani hiçbir şey yok. Boş tabakta yani olup da sende olmayan ne var mesela? Akdeniz salatasına şu an ihanet etmiş gibi bir şey oldu.
Kübra Hanım aşçıyım, pastacıyım diyerek her şeyi bildiğini düşünüyor. Her şeyi eleştirebileceğini düşünüyor. Ama bilmiyor ki bir salatanın bir sürü çeşidi olabilir. Bu şekilde konuşarak bence komik bir duruma düşüyor. O yüzden ona cevap verme gereği bile duymuyorum. Yani benim bildiğim Akdeniz salatasında roka olmuyor. Şu ana kadar kaç çeşit Akdeniz salatası yaptık, hiç roka görmedim. Roka var mıydı? Normalinde yok. Çok bilmiyorum, o konuda salata için bir yorum yapamayacağım. Ama ben en azından biraz daha küçük doğranmasını isterdim bunun. Ya Kadir Bey... Zaten olması gerekene uymuyor arkadaş. Çünkü zaten uysaydı galeta ununa da uyardı diye niye düşünüyorum. Hani galeta ununda... Akdeniz salatasında daha çok o yeşilli oranlı oluyor bir ya. Bir şey söyleyebilir miyim? O yüzden miyim? Dedim hani... Paçanga böreği galeta ununa da buna da bilir. İstersen galeta ununa bulmaya da bilirsin. Evet. Ben de öyle yaptım. Evet, şekerpareyi merak ediyorum. Şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun Eda Hanım. Şekerpare için ne diyeceksiniz? Genel olarak bir davet tatlısı mıdır? Güzel bir tatlı mıdır? Gider mi masaya mantının arkasından? Şerbetli mi beklersiniz? Sütlü mü beklersiniz? Eda Hanım? Ben zaten yorumlarımda da söylemiştim. Ben çok sevmem. Şekerpare sevmez misin? Yani yerim ama çok böyle hani aman aman olsun da yiyeyim demem. Eşim çok sever. Yoğurdun arkasına gider ama şerbetli tatlı. Ama şerbetli tatlı. Yoğurdun arkasına hemen gider. Sütlü tatlı. Lafı fazla uzatmayacağım. En sevdiğim tatlı. İnşallah da güzel olmuştur. Herkese afiyet olsun. Buyurun. Evet Hülya ablacığım, nasıl buldun şekerpareyi? Şekerparenin tadı güzel, hafif. Boğaz geniz yakmıyor. Hoşuma gitti ama şerbetini tam çekmemiş sanki. Böyle ara ara kuruluklar hissettim. Ara ara ama böyle. Mesela burada yumuşak, bu kısmı irmik. Daha böyle ağzı... Böyle tepsi doluyor ya. Komple şerbeti böyle bu şekilde şerbete yüzdüler. Yani imkansız, eminim sizin yediğinizde de vardır. Ara ara kuruluklar mutlaka vardır. Çünkü bunda o şekilde ara ara biraz yumuşak, biraz kuruluklar geliyor. Süslemesi güzel. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Emin Bey. Ben şöyle bir şey soracağım. Ben şekerfare çok yiyen birisiyim ve biliyorum da. Normalde şekerfare yuvarlak oluyor ve tam ortasına fındık koyuluyor. Bu evde yapılan mı veya versiyon değiştirmiş mi? Evde yaptığıma göre. Yani ben böyle bilmiyorum yani şeker. Bu tam bir kalbura bastı benim siz gözüme şu anda. Bu çok basit bir tatlıdır yani. Basit ama, derken herkes tarafından tamam, bilinen bir şey, tatlıdır. Normal bilinen bir şey doğru ama normal yapılma şekli de bu olmadığını. Hayır yazalım çünkü. Birlikte internette bu şu anda kalbura bastı yiyoruz biz arkadaşlar. Kalbura yani kendi ne yediğinizi bilin olmaz. Bence. Kalbura bastı bu şekilde bu olmaz. Şekerpare bu şekilde olur. Şekilde ben olur. De böyle yapıyorum. Siz konuşuyorsunuz. Kübra Hanım siz de pastanede çalıştın demiştiniz. Ben de pastacı olduğumuz ben de hani kendi sıramı bekledim. Bu kalbura bastı. Kalbura bastıyla birebir aynı gibi yani. Şu çok anda. Bir fark göremedim şu anda. Ve ağzı... Sadece... Zaten ben bunu yuvarlak yapsam da... Tadından bahsettik. Şey keşke öyle yapsaydın da yuvarlak tadından olsaydı. Çok çekmedi ki şerbetini. O izlenim alıyorlar. O yüzden olabilir. Siz şu anda kalbura bastı mı yiyorsunuz? Yiyemiyoruz ama ona benzetti. İşte şerbetini ben tam çekmediği için. Ben şu anda Emin Bey az önce dedi ya ne yediğinizi bilin şu an kalbura yani bastı yiyorsunuz. Bir benim şey söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Emin Bey az önce ben diyor işte... Tatlı şeyi yok mu diyor, kaşığı yok mu diyor. Siz tatlı kaşığını kullanmayıp yemek kaşığıyla onu yediniz. Doğru. Bunu kullanabilseydim onu da koymazdım size. Zaten kullanmıyorsunuz. Yani istediğimiz gibi yiyemiyor muyuz? İstediğiniz gibi yiyebiliyorsunuz. Kaşıkla da... Aynen bu seçenek ben bana kalmış. Ben çatal yanacak şey, ona bakarsınız çatal koymuşsunuz ama çatal yanında bir bıçağını yani sonradan hisseder sizden yani. Kaşıkla yiyenlerden nasıl oradan istemediler? Hayır. Ben yemekleri götürdüğüm zaman onları da götürdüm temizlenmesi için. Orada kalmıştı istediler getirdim bu. Keşke dikkat edip getirseydiniz o zaman. Çok özür dilerim ya çok özür dilerim. Emin Bey sadece konuşuyor. Yorumdan hiçbir anlam bulamıyorum. Konuşmak için konuşuyor sadece. Bir de Rabia Hanım'ı kışkırtmaya çalışıyor bence. Amacı o. Ben Rabia Hanım'ı kışkırtmıyorum. Olması gereken yorumları yapıyorum. Yorumlarınız peki siz niye çatal kullanmadınız işte? Yemek kaşığıyla mı yedi şekerparesini? Evet, evet hiç kullanmadı. Evet. Ben dikkat ettim. Tatlı kaşığını o yüzden mi ben istedin? Ben dikkat etmediniz de. Evet ettim. Baktım da tertemiz. Bak, benim yemek yememi izlemişsiniz evet, o zaman. Evet izliyorum. Çünkü siz çok gereksiz yorumlar şeker, yapıyorsunuz. Şekerfare üstü yumuşak altı... Yani altı daha çok şerbet çekmiş, üstü biraz böyle kuru olur. Buna tam ters, altı biraz daha sert şerbet çekmemiş, üstü de tam böyle nasıl olması olabilir? Gereken bir şey. Lütfen. Yani siz bunu biraz daha altını fazla ayarını yakalayamamışsınız, biraz daha altı sert olmuş bana göre. Ama şekeri... Altı şerbeti çekememiş, oranı, üstü çekmiş. Bak şeker oranı çok güzel olmuş, tam böyle yenmesi gereken... Ama bakın siz güzel olanından bahsetmiyorsunuz, kötü olanı abartarak ama işte, abartarak siz zaten ona fırsat vermiyorsunuz ki habire kesiye kes.
Kes. Belli zaten siz hep bu şekilde yorum yaptığınız için buna da bunu söyleyeceğinizi biliyorum. Size gülüyorum şu anda, başka bir şey demek istemem. Kendinize gülün bence. Bari düşünün fıstık koymuşsunuz üstüne. Rica ederim, biz de böyle bayağı süsleyecektim sana. Bari dediniz ya niye yemek bıçağıyla yedin diye, bunları da almayı düşünseydim bari. Ben ona göre tatlı şeyle yani boş değil diye alamadım ya. O yüzden tatlı şeyimi. Her şeyi söylüyorsun ya, onu da söyleseydin. Onu da sen düşünseydin bari. Peki şimdi tatlıyı beğenmedin mi? Tatlı da şu anda muamelede şeyde kaldım yani, tam bir anlayamadım. Kalbura bastım yiyorum, şeker faremi yiyorum ama tam beğenemedim. Rabia Hanım, ellerinize sağlık. Beni gerçekten çok şaşırttınız. Bu performansı beklemiyordum. Size puanım... 3. Rabia Hanım'ın çorbasını ve tatlısını beğendim. O yüzden ona puanım... 2. Rabia Hanım'ın masasında beğendiğim birkaç yemek oldu. Mantısını gayet beğendim. Onun dışında salatasını beğenmemiştim. Dünkü verdiğim puana karşılık Rabia Hanım'ın da hakkını yemeyeceğim. Benim Rabia'ya puanım... 3. Rabia'nın çorbasını beğendim. Ara sıcağını beğenemedim. Ana yemek zaten ana yemek gibi değildi. Ara sıcak gibiydi. Tatlı zaten şekerpare gibi değildi. Onu da beğenemedim. O yüzden benim Rabia'ya puanım... 2. Evet sevgili seyirciler, haftanın 3. günü yarışmacısını seçeceğiz. Hazır mısınız? Evet. Hazırım. Hazırım. Kapat gözlerini Rabia. Kimi tuttun? Bu Emir Bey, istemiyorum. Aynen. Bunu alıyorum. Bunu. Yeşili mi aldın? Evet. Umarım. Hadi aç bakalım. Seni hissedince bıraktım. Belki de bunun içinde... Ay açamadım Kadir Bey. Onu da açamadım. Evet. Evet. Ben de iki bayandan birinin olduğunu düşünüyorum. Yarınki yarışmacımız efendim... Eda Hanım oluyor. Ben Emin diye beklemiştim. Ben de öyle. Ben de bilmiyorum Kadir Bey. Hayır, ben Yeşil'i kendimle olduğunu biliyordum. Yarın benim günümde çok eğleneceğiz. Çok güzel vakit geçireceğiz. Soframı da şık gördüklerinde gerçekten çok şaşıracaklar. Yarın onlara kendimi bomba gibi göstereceğim. Ben biraz ellerine sağlık. Her şey için teşekkür olsun. Ediyorum. Yarın Eda Hanım'a sağlık. Ellerinize sağlık. Olsun. Yarın Eda Hanım'ın gününde görüşeceğiz. Sıra bende. Şimdi puanını vermek üzere gidiyorum. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Enem Arat, benim de çok güzel bir günü daha geride bıraktık. Rabia'nın ellerine kollarına sağlık. Rabia mutfakta ilk girdiğinde çok heyecanlıydı ama sonrasında gayet güzel ilerledi. Çorbasını çok fazla beğenemedim. Çünkü biraz yoğundu ve aşırı sarıydı. Düğün çorbası beyaz olur. İçinde arpa şeriye de olmaz. Ara sıcakta paçanga böreği gayet güzeldi ama kimse söylemedi. İçinde domates yoktu. Evet, Emin Bey gayet iddialı iddialı konuşuyor ama ne domatesi söyledi ne de dışındaki galeta ununu söyledi. Zaten ara sıcakta porsiyonlama çok azdı. Biber mezesini de hiç beğenmedim. Olmasa da olurmuş. Ana yemeğe gelince mantı inanılmaz soğuktu. En azından ana yemekte mantıyı ıslamayacağını bildiği için farklı bir yemek seçseydi. Maalesef onu beğenemedim ama şekerpalesinin kızarmışlığı, şekeri, şerbeti gayet yerindeydi. Bugün Rabia'yı masada ben biraz sessiz buldum. Dün daha canlıydı. Yorgunluğuna veriyorum ve şimdi puanımı veriyorum. Evet, hangi renk hangi zarf? Seçeyim mi? Krem mi desem? Yoksa mavi mi desem? İyi düşün. Emin misin? Mavi de geçiyor aklımdan. Alayım mı? Tamam, alın. Tamam, olsun. Olsun. Ay mavi de gözüm ama yalnız. Altın gibi seviyorum ben şu an bunu. Sen kalk. 3 sorudan ikisini bil. Mavi. Üstüne bir de tahmin sorusunu bil. Krem zarfı seç. Boş çıksın o da. Ve hediye olarak... Çekiyorum. Ah, bazı insanlar böyle kendilerine o kadar emin oluyorlar ki. Tabii, ve sonra... Bilezik. Ve sonra... Akın bilezik efendim. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Caymadın, iyi gittin. Ben bir ara maviye gideceksin diye bekledim. Ve altın bileziğimizi şöyle takalım. Şansın yaver gitti, hem kendi evin. Teşekkür hem de ederim. Altın bilezik gerçekten kazandım. Gerçekten söylemiştim. Evet, mavi. Daha bakarken hissettim oradan. Evet, şöyle verelim efendim. Şöyle takayım. Alkışlarınızı da güle güle kullanın inşallah. İkisi
ikisi de kazansa benim için fark etmezdi ama Eda'nın kazanmasına bir tık sevindim. Çünkü onun evinde olduğumuz için ona bir teselli gibi bir şey oldu. Bugünkü benim Sivas usulü sulu köfte. Onun dışında ana menümde, ay yok ya. Heyecandan heyecan dış ses bence bize bir saysın. Çorba, Sivas usulü sulu köfte. Ara sıcak çıtır patates kroket, yanında haydari. Ana yemek tavuklu patlıcan bohça, pirinç pilavı ve hibiskus şerbeti. Salata, mevsim salata. Tatlı. Tiramisu. Baklava. 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 Aa. Bir şaşırdınız. Yok. Ne oldu? Böyle tiramisu'ya gidip gelindi ya, onu anlamadık hangisi diye. Herhalde tiramisu istiyorlar. Sıcak baklava ise, efekt beğenmediler. Bence baklava daha bence güzel baklava olur. Daha iyi. Bence tiramisu, bence tiramisu olsun. Soğuk tiramisu soğuk yaz severiz, günü. Ben çok severim. Tiramisu herkes biliyor zaten. Bence baklava mı tiramisu mu? Söyle şunu. Hanımefendi o kadar yetenekli ki ikisini de yazmış. Hangisini isterseniz onu yapayım diyor. Evet. Öyle mi kız? İçin benleri açın. Kalk oylamasına bırakıyoruz. Tiramisu yapacakmış Kadir. Oh, ellerine sağlık. Soğuk soğuk evet, güzel gider şimdi de yaz günü. Ondan beklediğim bir menüydü açıkçası. Zaten bu yemekleri kötü yapmaya bir şansı yok. Zaten bilindik ve kolay bir yemekler. Lezzeti de benim sevdiğim yemekler. Şimdi size kahvelerimi getireceğim. Kahvelerimi getireceksin. İkramlarımı. Peki bekliyoruz. Hadi bakalım. Eda Hanım ilk tanıştığımız günden beri çok samimi geldi bana ve çok özgüvenli bir kadın olduğunu düşünmüştüm. Menüsünde de gayet iddialı olacağını düşündüm. Ama bugün okuduğum zaman ben çok şaşırdım açıkçası böyle kolay bir menü seçmesine. Eda Hanım'dan bu menüyü beklemiyordum. Ara sıcakta patates kroketle yanında haydari var. Bana göre saçma bir menü açıkçası yine. Yine saçma. Yine saçma geldi. Dünkü de mi saçmaydı? Dünkü saçma dememiştim ama şimdi ama yine saçma deyince öyle oldu deyince sanki. Böyle siz, ben sonra bugünkü komple saçma olmuş oldu. Yani bana da saçma demişlerdi ya, o yüzden tamam, bana göre bu da çok saçma. Ben sizden bahsetmiyorum farkındaysanız. Ben yine Hülya saçma bir menü. Şey, Eda Hanım'dan bahsediyorum tamam, şu an. Tamam ama yine saçma bir menü. Siz niye kendinizi şu an kattınız? Ben hayır, Hülya Hanım'dan yine bahsediyorum. Yine saçma bir menü dediğiniz Eda zaman bu hafta komple saçma olmuş olmuyor mu Kadir Bey? Şimdi yine deyince iki yani gündür saçma bir menü vardı. Bugün yine bir saçma menü oldu. Bakın, yanlış mı telaffuz ettin yoksa cidden Rabia'yı da kattın mı işin Rabia'yı içine? Katmadan direkt Eda Hanım için konuşmuştum ama o kendi üstüne aldıysa demek ki onunki de saçma yine olmuş. Yine dediğiniz için üstüme alındım. Yanlış konuşuyorsunuz o zaman. Yani Rabia tabii ki Eda'dan daha kötü. Rabia'ya göre bir tık daha iyi olabilir çünkü ev hanımı olduğu için. Rabia zaten hiçbir şey bilmiyor. Kübra Hanım benim hakkımda hiçbir şey bilmediğimi söylemiş ama benim menüme baktığım zaman, bir de onun menüsüne baktığım zaman benim menümün yanından bile geçemez. 3 gündür ara sıcağı sürekli karşılaştırıp duruyor. Kendisi yağ çorbası yapıp getirmişti. Dün benim böreğim gayet de güzeldi. Eda Hanım güne şanslı başladınız. Ne diyorsunuz? Evet, bugün gerçekten şans benden yana. İnşallah yemeklerimde de böyle olurum. Yemeklerimi inşallah yetiştireceğim ve bomba gibi olacağız bugün. Bugün bendesiniz. Evet, bekleme süreniz nasıl? Şu an servis olarak iyi mi Eda Hanım? Ay çok bekledik. Aşırı. Aynen, aşırı. Aşırı bekledik. Yeni yemek yapılır yani. Süreyi sadece bunun için bekledik yoksa ana yemek hemen geliyor mu peşinden? Yani peşine geliyordur herhalde. Biraz da ana yemek için beklemeyiz değil mi? Haftanın şu ana kadar en uzun süren yemek servisini siz yapmışsınız. En uzun mu? Evet. Ben aslında en kısa benim. En kısa benim yani. Yani yeni yemek yapılıp gelebilirdi şu an neredeyse. Eda Hanım genel olarak yavaş bir bayan. Konuşması da yavaş, kendisi de yavaş. Yavaş bir insanın böyle bir programda olmaması gerekti. Çünkü zaten süreyle cebelleştiğimiz için Eda Hanım yanlış bir yerde. Ben yavaş değilim. Özenle servis yapmayı istedim. Hani kenarlarında bir şey damlamasın, sağı solu temiz olsun diye. Ama masada anladığım kadarıyla çok da bunu önemsemediler. Eda Hanım bence yavaş değildi çünkü tabağında bir özen vardı. Ayrı ayrı iki yemeği de koyması, bu kadar sürede olması çok normaldi. Abartıyorlar. Evet, Emin Beyciğim porsiyonlama nasıl olmuş, sunum nasıl? Biraz da onlardan bahsedelim. Sunum güzel. Kaşar için çok az koymuşsunuz ve benimki erimemiş. Tam ortada duruyor yani. Son anda koymuşum da erir erimez arasında bir şey. Evet, belki vaktim yetmemiş olabilir. Ve şu salatanın dışındaki mor lahana lekelerini ben çok hoşluk bulmadım. Çok keşke bekletmemek silip için. Bazılarını sildim. Demek ki o kalmış olabilir. Zaten fazla beklediğimizi düşünüyorum. Keşke bir silip getirseydiniz. Yani olmuş olabilir ama peki, onu da sorun etmeyeceğinizi Kübra düşünüyorum. Kübra Hanım'ın ana yemeğinin üstünde kaşar yokmuş. Kaşar yok. Hem de pilavınızı tel şehriye de arpa şehriyeli beklerdim. Çok boş yalan geldi şu an bana. Ama menüyü hani o şekilde yazmamıştım. Hani pilav patlıcan yemeği yani ikisi çok basit yemek. En azından pilavını görsel şehriyeli. Menüyü tel şehriye, sadece. Hadi ikisini de şehri olarak arpayı da kullanmadın. En azından mısırla süslendirebilirdin. Çok boş bir pilav yani. Patlıcan da aynı şekilde görsel. Menüyü o şekilde yazdığım için hani o şekilde devam etti. Bu şeyin üzerine hadi kaşar koyun. Kaşarın üstüne bir yeşillik beklerdim. Onda niye kaşar yok?
vaktim yetmediği için. Hadi kaşar olmadı diyelim. Başka bir şeyle de kaşarın üstüne ekstra bir süs beklerdim ben. Evet, yani aslında zaten benim... Zaten bir eksiğiniz var. Hayır, eksiğim var derken böyle. Eksiğim yok. Bakın bende hiç yok tamam, yani. Tamam, o olabilir. Esprisi şu an bunun kaşar ya, o bende yok şu an. Tamam. Kızı klasik patlıcan pilav şu anda. Zaten pilav da çok boş. Şu an var o kadar basit bir tabak ki. Gerçekten şu an bu sunulacak bir tabak değil. Ara sıcağı mı fiyasko diyor Kadir Bey, gerçekten ana yemek bir fiyasko. Şu an bu tabak fiyasko. Rabia'ya sormak istiyorum. Kübra Hanım'ın gününde demiştin ya bu yemeği gerçekten misafirine hani çıkaramam fiyasko diye. Şu an bu tabak misafire çıkacak misafire mı? Misafire çıkar da Kadir Bey, çıkar ama hani sade olmuş evet dediği ben aslında gibi. Kadir Bey bunu misafirime de süsleyip getirdim yani. Evet Eda sade olmuş. Ben böyle üst üste menü olunca bu biraz daha ağır olmasın, daha hafif olsun. Sade derken hani yemeğin görselliği mi yoksa? Görsellik neye olarak pilavımıza şehri yok. En azından bir şehriye kat, bir mısır kat. Yani bunu düşünmeniz yani gerekirdi. Yani ben salatada mısır olduğu için pilavımıza katmak istemedim. Da tadına istemedim. Bakalım. Çok böyle hemen hapızla hazırlanmış bir menü ve gerçekten çok basit. Yani gerçekten tadı da çok güzel. Bunu nasıl düşünemediniz şaşırıyorum. Bence programı gayet katılıp, de güzel. Yani. Ben o kadar sizin fiyaskonuz oldu. Çok o kadar fiyasko demedim. Pilavınız tane tane olmuş. Dün bana pişmemiş demiştiniz ya, sizinkinde bir kıtırlık var pilavınızda. Onun haricinde pilavında lezzet yok ve çok yağlı. En azından bir bulyon kullanabilirdi. Hadi bulyon kullanamadı. Hani sade yapmış ya pirinç pilavı. Bildiğin ot gibi yani, öyle söyleyeyim. Ama yemeği ne beğendim. Ne yapsaydım? İçine et mi katsaydım? Ya da et değil de şey tavuk suyu kullanabilirdiniz. En azından lezzet verebilirdim. Hiç yoktan bulyon kullanabilirdim. Çünkü sade pirinç ben ya. Ben asla evimde bulyon kullanamam. Pirinç lablası gibi bir şey yani. Ben kendi tadı. İlik suyularını kaynatıp ilik suyuyla yaparım. Ama bugünkü ilik suyum kalmadığı için kullanamadım. Mesela ben tel şehren falan böyle hiçbir şey koymadığım zaman, boş yapacağım zaman evde yoksa eğer bir şeyim, kesinlikle bulyon kullanıyorum. O pirincin o şeyini. Bulyon katkı maddesi boşluğunu, var. Boşluğunu, katkı maddesi, her şeyde katkı maddesi var. Bulyon eve asla sokma. Bir az de, önce pilava ot gibi dediniz. Bu da aşırı derece tarçın koymuş. Başka ne diyecek acaba, gerçekten resmen böyle ederim. Daha yaklaşmadan böyle ağzlamadan bir buram buram tarçın koyuyor. Şu an ılık geliyor. Soğumamış olabilir. Tarçından tadı gelmiyor. Hibiskus yok, yok yani son resmen. Ama tarçınlı şerbet gibi bir şey olmuş. Peki yorum yaptınız zaten. Yorum yaptım salata zaten. Salatası çok güzel ama ben bu salataya limonu çok seviyorum Kadir Bey. Sos var mı? Limon var. Yağı çok güzel. Limonu yok. Limon beklerdim eşi. Limon var. Bir tane limon sıkmış. Hiç çok limon, az, çok az. Hiç limon tadı gelmedi bana. Yağı var mı? Yağı evet, yağlı. Hatta fazla bile yağ koymuş. Limon olmasaydı mor lahananın... Bir de böyle bir salataya şey, keşke sumak kullansaydınız, nar ekşisi kullansaydınız, aşırı yakışıyor. Sizin sadece salatanın üstünde yağ var. Buna bir nar ekşili, sumaklı, limonlu bir en azından pul biber. Mesela bunlar salatanın ana maddesidir. İşte ben onları en son katmayı düşünüyordum. Hiç katmamışsın. Sadece yağ ve koymuşsun. Şöyle bir durum var. Sadece mor lahananın tadı geliyor. Baktım mor lahananın bayağı bir sönmeye başladı. O yüzden vazgeçtim. Şu an bu salatayı kurtaran mor lahan olmuş yani. Çünkü ben mor lahanı seviyorum. Onun haricinde hiç sos yok. Öyle. Evet Emin Bey, sizin yorumunuz nedir efendim? Ben şöyle söyleyeyim. Salatanızı beğendim ama salatanızda bir ekşi daha, yani limon tadını biraz daha fazla beklerdim. Yağ tadı geliyor sadece. Pilavınız zaten ne tatlı ne tuzsuz, hiçbir tadı alamadım pilavınızdan. Tane tane olması keşke kurtarsaydı ama biraz da dirilik geliyor bana. Yani şu anda patlıcanın içindeki tavuğu sadece beğendim. Yani başka üstündeki pişmeyen kaşarımı yorumlayayım. Yani yorumlayacak bir şey göremiyorum. Ve keşke şu hibisküs şerbeti mi diyorsunuz? Onun evet. Ben biraz daha böyle hafif bir şey olduğunu biliyorum ve buzlu ve soğuk içilir. Siz sıcak sunmuşsunuz şu anda ve tarçın o kadar acı bir boğazda yakma yapıyor ki. Keşke dolaba koyup bir soğutma şansınız olsaydı. Suyla da açabilirdiniz şu aslında. Şu an sıcak çok olabilir. Evet, sıcak. Hiç tadına baktıktan sonra su katsaydınız biraz açıp getirebilirdiniz. O şekilde kurtarılırdı. Evet, evet, sıcak olabilir. Büyük ihtimal tadına bakmadınız. Yok, tadına bakmadım. Sıcak keşke olabilir çünkü açardınız çok da güzel olurdu. Şu an yani konsantre. Tarçının fazla olduğunu siz de fark etmişsiniz. Aslında konsantre usulü olmuş değil. Güzel ama sulandırılır. Kaç tane tarçın attın içine? 4 tane attım. Yani biraz fazla. İçinde bekledikçe zaten yoğunluk katıyor. Neredeyse 1 litre. 1 litre 4 tane tarçın mı attık? Çubuk tarçın. Hayır çok. Çubuk tarçın, çubuk tarçından 2 tane attık. Şeyden, karanfilden 4 tane 1 litre attık. 2 tane çubuk hiç tarçın. Hiç karanfil yapık yok ama karanfil yapık yok. Karanfil de var. Karanfilden çok tarçın 2 tane zaten atılmaz. Peki, afiyet olsun Emi Bey. Bu ana yemek, var. Çok özür dilerim. Bu ana yemek sizden puan alacak mı? Bu ana yemek benden puan almayacak.
Emin Bey, ben bu yemeğe puan vermem dedi. Bence saygısızca bir item oldu. O yüzden onda emek var, nihayetinde bir zaman var. Yanlış düşünüyor. Eda Hanım, maalesef menünüzü beğenemedim. Gereken yorumları da masanızda yaptım. Sizde puanım... İki. Eda Hanım, bugün beni hayal kırıklığına uğrattınız. Ama yine size adaletli olacağım. Menünüz çünkü biraz daha uğraştı. En azından Rabia Hanım gibi kolay bir menü seçmemiştiniz. Size o yüzden puanım. 3. Başarılı bir performans değildi. O yüzden Eda Hanım'a puanım. 2. Eda Hanım'dan çok güzel bir menü bekliyordum. Menüsü çok basitti. Basit olmasına rağmen yemeklerini yapamamıştı. Bu yüzden Eda Hanım'a puanım. 2. Haydi bakalım, son iki gün, son iki yarışmacı. Haydi bakalım, yarınki yarışmacımız, hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. Emin Bey oluyor efendim. Yarın ekran başında olun. Sakın ayrılmayın. İddialı, genç, kendine güveren, bu yaşta da başarılı olmuş bir arkadaşımız bu masada ve bilgisine güveniyor. Evet, güveniyorum. Hala eminsin her şeyden. Hala her şeyden eminim. Kendim gibi eminim. Yarını iple çekiyorum. Hadi bakalım. Bizde. Yarın benim günüm. Güzel, lezzetli ürünler göreceksiniz. Güçlü bir rakip nasıl olunmuş onu göreceksiniz. İddialı, dinamik ve genç bir yarışmacıyım. Ve genç olduğum için de her şeyi çok iyi yapacağımı düşünüyorum. Kadir Bey'le de enerjimizi çok iyi tutacağımı düşünüyorum. Kendimden sonra Emin'in de eğitimi aldığı için ondan da bir şeyler bekliyorum yani. Eğer zamanını güzel kullanırsa güzel şeyler yapacağını düşünüyorum Emin'in. Yarın Emin Bey'den bir yumurta kırık getirmesini bekliyorum. Getirdiği zaman da eleştirmem çünkü onun kapasitesi o kadar. Yarın ben de mutfakta canla başla çalışan bir yarışmacı görmek istiyorum. Tabii ki o kişi benim zaten. Güzel bu hafta tarifler en anlatan, enerji. Kameraya sırtını dönmeyen. Ve cuma günü de efendim masamızın prensesi Hülya Hanım'la yarışacağız. Kendisi İnşallah. Çok naif, çok zarif bir hanımefendi. İddialı da, evet. Kuaför de aynı zamanda. Eminim ekran başındaki hanımlara güzel saçla alakalı tüyolar da verirsiniz. Tabii ki. Değil mi? Hadi bakalım. Peki, şimdi sıra bende. Ben puanımı vereceğim Eda Hanım'a. Yarın aynı saatte görüşürüz hanımlar beyler. Haydi bakalım. Teşekkür ederiz. Siz de. Bir günü daha geride bıraktık. Eda Hanım'ın eline koluna sağlık. Hiç saklayamayacağım içimde. Eda Hanım'dan ben çok büyük bir performans bekliyordum. Sabah bu eve de bayağı ümitli bir şekilde geldim. Ama maalesef ki Eda Hanım'ın program heyecanından mıdır yoksa günlük hayatta da bu kadar eli yavaş mıdır bilmiyorum ama bugün maalesef ki mutfakta aşırı ağır kaldı. Hiç kendini mutfağa adapte edemedi. Yemeklerle ilgilenmedi. Yani bugün Eda Hanım'a yardım etmeseydim bugün sadece çorba içiyorduk. Yemeklere gelince çorbasının lezzetini beğendim. Evet, bir tık bulgurları fazla kaçmıştı ama lezzeti güzeldi. Kıvamı güzeldi. Ara sıcak aşırı basitti. Yani hiç ara sıcak denilecek bir şey yoktu tabii. Bakta. Ana yemeğe gelince patlıcanı gayet güzeldi. Pilavı buz gibiydi, diriydi. Tiramisu'ya da maalesef şeker koymayı unuttuğu için sadece kahveli suya attığımız şekerle tatlandırdık. Eline koluna sağlık diyorum. Zaten sunumunu da kimse beğenmedi. Puanımı veriyorum. Ah Eda abla. Çorbam Arapaşı çorbası. Ara sıcağımda Milas otlu böreği, yanında yaprak sarması, onun yanında kırmızı pancar mezesi var. Ana yemeğimde kuzu pirzola, altında renkli patates püresi, onun yanında garnitürlerim var. Tatlı olarak güzel bir bitiriş yapmak istedim ve profiterol seçtim. Böyle bir menü yaptım size. Salata umarım edin. Beğenirsiniz. Salatam yeşil salata arkadaşlar. Emin Bey o yüzden benim profiterolüme büyük ihtimal yanık demişti kendisi yapacağı için ki ben de kusur aradı. Yalnız çorba büyük olarak kendisi... Arapaşı çorbasıyla başlıyoruz. Arapaşı da Konya yöresine ait güzel Peki, bir çorbadır. Şey yapacak evet. mısın yanına? Ama onun Kudu hamurunu yapacak hamurunu? Mısın? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bizim oranın çünkü. Annem evet, Konyalı Konya'nın. Bizim orada. Ama hamurunu yaptığımda bir ana yemek olarak sunuluyor. Ben çorbası ama şöyle söyleyeyim. Bu çorbanın da en büyük tartışması bu. Hamuru evet, mu evet. Şöyle ben söyleyeyim. İşte ben de yapacaktım o yüzden cesaret Tam olarak ederim. Anlayın diye anlatıyorum. Arabaşı hamuru yazınca hamuru çıkıyor. Arabaşı çorbası yazınca çorbası çıkıyor. Ben çorbasını yapıyorum size ilk başta onu söyleyeyim. Hani kafanızda ama karışık. Arabaşının hamuru ama hamuru şey ismi. Arabaşıdan çıkıyor. Evet çorbaya gidiyor. Ben hamuru şey, şöyle evet, söyleyeyim. Aslında aynen. Kendi kafamdan düşünüp biraz yapayım size de sunayım istedim. Ama bence yemek sofrasını hamuruyla
ben yaptığımda size başlayarak... O zaman ismini tavuk suyu çorbası direkt geleceğim. Çok basit çünkü. Evet, benim adamın eşi koyuyor mesela. Hiç basit bir çorba olduğunu düşünmüyorum. Ha, ben çok iddialı bir çorba. Hamurun yapmasını biliyor musun? Hamurunu yapmayı biliyorum tabii ki. Hamurun yapmasını biliyor musun? Sizin siz hamuruyla istiyorsunuz, hamuru da yapıyorum. Tam bu benim için sıfır, hamuru da yapıyorum. Yani menüm şu anda 10'a katladım. Emin şunu soralım mı? Eğer hamuru olursa bu çorbayı ana yemek falan saymazsınız değil mi? Çorba olarak zaten arapaşı hamuruyla yedim. Kadir Bey ben sayarım ama derim ki kendisi arapaşı çorbası dedim. Emin benim için iddialı bir rakip değil çünkü yaşı küçük bir kere. Bir de tecrübesi olduğunu düşünmüyorum. Bir de menüsünü gördüğüm zaman zaten çoğu mezeden oluşuyor. Basit bir menüsü var. Emin Bey'in menüsü benden güzel değil. Kendisi arapaşı çorbası yapacağım dedi. İçini yapmayacakmış. Onu yapmadığı zaman bu çorba olmuyor zaten. Biz direttiğimiz zaman da biraz emküm etti çünkü zor olduğunu biliyor. Yalnız bunu... Usulüyle içebilecek misiniz? Bak, bu sefer ben de onu beklerim. Yani hiç, bu çocuk hiç, bu hamuru dökerse hepiniz yutacaksınız. Yani bir kere çilek yutuyorum Kadir ben. Kadir Bey bir şey söylemek istiyorum. Arabaşı çorbası bu arada kaşığı aldığında suya koyulup hemencik yutulması evet. Gereken bir şey. Çiğnediğinizi çiğneme görmek yok, istemiyorum. Yani ben normalde yediğim zaman da çiğniyorum bir kere. Bir kere döndürüyorum yani. Normalde yerken. Hayır döndürmem ama onu direkt o zaman küçük alacaksın. Hamur istemeyi biliyorsunuz yutmasını da bileceksiniz. Yutamayacağınız hamuru istemeyeceksiniz. O zaman arapaşı yapacağım. Kahvelerimi getiriyorum bakalım. Hadi getir. Şimdi her şeyin bir usulü var. Madem ki maşallah cır cır herkes istiyor hamur. Hamur ben normalde de lokta yutamıyorum. Hani isterse boş bir şey olsun yine bir çiğnemeden hani alışkanlık olduğu için bizde. O yüzden ben çiğnemeden yutamam. Portakallı Türk kahvesi yapıyorum. Ağızlarına yakışacak bir tat olduğunu düşünüyorum. Sunumlarım var. Şu anda çok iddialı bir sunumla giriş yapacağım içeriye. Rabia bir korkuyorsun sanki. Hamuru hayırdır? Hayır ben asla korkmam. Yutabilecek misin hamuru? Yutamam. Niye? Sert olursa yutulmaz. Ama ben onu evet, onu düşünüyordum böyle birden. Şey çok önemli. Kıvamı çok önemli ama Kadir peki, Bey. Peki hamuru isterken bunu yutabileceğini düşünmediniz mi? Ben hamuru istemedim. Keyfi istemedim. Kadir Bey kendi ben bunu yapacağım dedi. Benim için çok kolay bir şey hamuru yapmak. Hiç sıkıntı yok. Önemli olan yutabilecekler mi? Yutamazlarsa benden valla eksiği alınlar. Bence menümü çok beğendiler. Şu anda boş yorum yapmaya çalışıyorlar. Ama o kadar fesatlarından çatladılar ki benim böyle güzel bir menü yaptıklarım için. Kıskanıyorlar şu anda beni. Bir saattir bekliyoruz ve hala gelmedi. Acaba gelmedi. Pirzolanın ya da patates püresinin sunumu uzun sürmüş olabilir mi? Şekil falan mı yapıyor mutfakta? Kadir Bey patates püresini nasıl seslen mutfak ki? Bu tarafta seni Emir duyuyor. Emir Bey! Emin değil mi kız? Emir nereden Emin. Çıkıyor? Emin Bey! Bilmiyor da. Yeni pişiriyor yapacak. Galiba ateş Kadir Bey. Ben de şimdi onu düşünüyordum. Bence taze pişirip acaba getiriyor. Acaba bir şeyleri mi... Yo eti pişirmişti zaten. Ha. Öyle mi? Pişirmişti. Zaten öyle bir şansım. Acaba bir şeyleri mi düzeltiyor? Neyse hadi önümüze güzel bir şey gelse ya doyalım. Yeter ki bekleyelim yani. Şey niye aç mı kaldı? Aç kaldı Kadir Bey. Çorba ara sıcak kesmedi hayır, mi? Hayır Kadir Bey açım ben yemedik şu an. Çorba misafirlerimiz aç hem Emin Bey'in sofrasında. Emin'cim gel gel hanımlar açız diye bağırıyorlar. Ben Rabia Hanım gibi hemen iki tane şey koyup gelmediğim için biraz beklettim. Keşke iki tane bakmayın. Koysaydın da doysaydık. Keşke. Doyacaksınız keşke. Dur Rabia Hanım siz beğenmemeye gelmişsiniz. Getirdiklerin hepsi çiğdi Kadir. Güzel kokuyor şu anda. Hepsi doyacak çiğdi. Gibi bakalım. Rabia Hanım beğenmem için gelmişsiniz de bu hayır, kadar çiğdi, oynamayın. Çiğdi, İnanın çiğdi. Ki bir yiyin tabağı ya. Yedikten sonra siz yorum yapabilirsiniz. Siz yediniz mi sarmalarınızı yediniz mi? Yedikten sonra yorum yapın. Kübra Hanım da aç kaldığını söylüyor masada. Hadi aa, katılın Kübra Hanım'a. Emin Bey katılsanız da Kübra Hanım'a. Kokusu güzel ama şu an etin kokusu güzel geldi Kadir Bey. Pirzola yani diyorum, beğenmeme belki şansınız belki bunu doyabiliriz. O yüzden mi seçtiniz yoksa? Görsüle çok güzel Kadir Bey. Başlayabilir miyim? Peki, öncelikle şey afiyet olsun. Emin'cim arkadaşların aç kalabileceğine inanıyor musun çorba ya da ara sıcakla? Bence çorbamı beğenmedilerse bilmiyorum ama ara sıcağım için hani böreğim güzel ama yaprak sarmam cidden kötüydü. Bunu kendim kabul edebiliyorum. Teşekkür ederim. Ama... Arasıcı şu andaki ana yemeğimde aşırı derecede iddialıyım ve tadına inanın ki beğeneceğini düşünüyorum. Hemen tadına bakalım o zaman. Bu arada sokak kedisi yanımıza geldi pirzolanın kokusunu alınca. O bile lezzetli yemekten anlıyor. Rabia'cığım tuzu verebilir misin? Yemeyeceğimiz ona kalacağını anladığı içindir. Emin Bey benim tabağımda arpacık soğan göremiyorum. İnanın ki o yüzden yorum yapamayacağım herhalde onunla alakalı. Zaten herkese soğan var veya yok olarak şey yapmadım ama kusura bakmayın yok olduğu için buna takılacaksanız. Yok takılmıyorum. Yani hepsini sadece. Özellikle koymadım. Soğan seven ona vardır, sevmeyen vardır diyerek de. Bende de yok. Hülya Hanım ona da takılmayın. Sizde var yiyeceksinizdir diye umuyorum. Yemeği çok beğendim.
Çok teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten bu yemeğe sana puan veriyorum. Et harika pişmiş. Alttaki sos, püre harika. Etle birlikte böyle alışılmışın dışında bir tat geliyor. Bayılırım ben çok buna. Çok teşekkür ederim. Ve eti yanına pişirirken bir teknik yaptım. Bakalım bilebilecek misiniz arkadaşlar? Etiniz yanmış Emir Bey. Eti hayır. Priz olanın bir şey söyleyeyim. İnanın ki pişmesi gereken tarzda. Ben böyle belki pişki seviyorum. Tam pişirmiş. Bir tanesini yanında koymuş, bir tanesini pişmiş koymuş. Çok beğendim gerçekten. Evet, çok beğendim. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Tava yanmış. Şu an, yanmış. Tamam biri yanmış ama yanmayan güzel değil mi şu an? Bakın iki tane koymuş. Büyük ihtimalle bir tavayı yaktı. İkinci tavayı düzgün yaptı. Yok bir tavada hepsini pişirdim zaten. Yanından tabii ki puanımı kıracağım zaten. O ayrı bir konu ama yemeği lezzetli yani. Bu tabii ki belirtim. Hep zaten hanımefendi belirtti. Ekstra siz gidip yorum de yanık yapan hepinizde bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Hani tek tek yapmaktansa hepsini ortaya bir konuşma evet yapıyorum. O yüzden yorumlarınızı peki bekledikten Rabia da yorumu yapsın. Kübra Hanım'ın eti beğenmesini ben de anlamadım. Yani ne yapmaya çalıştığını çözemedim. Kübra Hanım'ın yaşı küçük olduğu için Emin Bey'e üzüldüğünü düşünüyorum ve buna göre yorum yapıyor. Bence alakası bile yok. Emin'in kötü yaptığı yemeği kötü dedim. Zaten herkes izledi bunu. İyi yaptığı yemeği iyi dedim. Asla öyle bir şeyim yoktu. Herkes de bunu gördü yani. Ben garnitürleri çok beğendim. Ya da aç olduğum Eminiz için de olabilir bilmiyorum. Et yanmış. Keserken böyle takır tukur bu şekilde bastırarak kestim. Yani patates püresini ben çok severim. Her şeyin yanında, tavuğun yanında, etin yanında da. Yani hiç tadını alamadım bu şekilde renklendirme yaptığınız için. Ama şimdi bakın ben patates püresi derken de renkli patates püresi dedim. Ve yani patatesin baskın olmayacağını işte, biliyor olmanız lazım birazdan. O zaman birazdan patates demeyin yani gerek yok ya çünkü patatesli ama bir durum yok. Ama içinde patates var ya. Bence kıvamı da çok güzel olmuş. Ben beğenmedim. Patates püresi yaptı ama sen patates tadı almıyorsun. Beğenmedim Kadir Bey. Gerçekten alamıyorum yani böyle bayağı bir tatlı. Siz de bir şey değil mi? Hiçbir şey beğenmiyorsunuz. İnanın ki ben şu beğendim anda. Yemediğiniz şeylerim yemekleri büyük ihtimalle aa siz böyle beğenmedim diyorsunuz. Hayatımda soslu et yememiş büyük ihtimalle. Zaten Rabia böyle boş eleştiriler yapıyor genelde. Yemediği bilmediği yemekleri böyle olmamış diyor. Genel olarak hani bilmediğini düşünüyorum hiçbir yemeği. Daha önce renkli patates püresi yediniz mi? Ya yemedim yemek zorunda. Ama o güzel zaman ben güzel yemediniz olan ya bakın Rabia Hanım bir dinleyin. Hı-hı. Bunu yemediniz de yemediğiniz bir şeyin tadını bilemezsiniz tamam, zaten. Bana göre o yüzden önünüze gelenin tadına bakmanız lazım. İşte, siz dediniz ya masanızda tuzla dökebilirsiniz. Ben de mi bağırayım? Tatsız ben de mi bağırayım? Ben de mi bağırayım? Haksız yorum yapıyorsunuz ama birazcık adalete sana de göre davet belki ediyorum belki ben bu size şekilde yapmak istiyorum. Beğenmedim. Benim masam savunmak zorundayım. İkisi hiçbirisini beğenmedim. Garnitürü de beğenmedim. Israr mı var? Bir şey mi diyeceksin? Sen beğenmemek için geldin. Oynuyorsun. Tribünleri oynuyor. Hadi alkış sana. Beğenmedim. Bitti. Bu ben kadar. Ben Eda Hanım'ın yorumuna geçmek bunun istiyorum. İçinde Eda bir puan olsun vermeyeceğim sana. Bu kadar. Bitti. Sen vermezsin. Sen vermeyeceğim zaten. Zaten senden puan isteyen yok. Tamam o zaman. Olur mu canım? Onda puanla ihtiyacımız var ya. Yok, vardı zaten. Ben ortaya çıktı onun için. Yani Rabia Hanım vermeyeceğim diye bir şey söyleyemezsiniz. Vermeyeceğim. Bana bu şekilde asla bağıramazsın. Hayır. Hayır bağıramazsın. Bir puan zaten veremezsin. Böyle bir şey yok. Bence adalete davranmanızı öneriyorum. Bana bağıramazsın. Benim misafirperver olmadığımı söylemişlerdi. Ben kendisinin yaptığı kadar saygısızlık yapmadım ve sesimi yükseltmemiştim. Rabia Hanım'ın hak ettiği saygı oydu. Ben olsam Rabia Hanım'ı masadan kaldırmam lazımdı. Kendisinin o masada oturmayı hak ettiğini bile düşünmüyorum ben. Ben şimdi iki yoruma bakıyorum. Birisi diyor ki Emin ben bu tabağı ya çok beğendim. Ya zaten Kübra Hanım size ne dese diyor evet tamam diyorsun. Ne oluyor ama ben anlamadım. Ben beğendim diyorum. Diyor. Tamam ben beğenmedim bu kadar. Ama işte bak çelişki de olmuyor mu gitmedim o zaman? Olmuyor ben beğenmedim. O zaman işte siz beğenmemiş ki olarak beğenmedim. Pek zorunda da değilim. Eda Hanım'ı görelim dinleyelim sakin bir şekilde beğenmedim. Eda Hanım. Ben sunumu beğendim. Teşekkür sunumu ederim. Sunumu çok güzel olmuş. Rengarenk olmuş. Ne kadar sakinleştin. Teşekkür ederim. Şişsine göre. Rabia genel olarak yorumunu yapmak istedi. Emin de bu konuda birazcık sessiz kalıp onu dinlemesi gerekiyordu. Tamam o kadar emek verip sofra kurmuş ama ne olursa olsun o konuda saygısızlık yapmamalıydı. Emin Bey'in saygısız bir durumunu görmedim. Biraz sinirlendi sadece. O zaman biraz bir kendini kaybetti ama bana karşı bir saygısı yapmadı şahsıma. Ben sunumunu öncelikle beğendim. Ellerinize sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Salatanız da etiniz yanmış biraz. Onun dışında pişmesi iyi. Tadını da beğendim. Bu kadar. Patates püresi peki? Sağ ol. Evet patates püresinin rengi olmasa da olurmuş. Birazcık böyle farklı püre olmuş ama. Püre tadı alıyor musun? Direkt püre tadı gelmiyor ama ben tadını beğendim. Maya hoş olmuş, tadını güzel beğendim olmuş. Peki et hafif yanmış dedin. Yerken yanık tadı alıyor musun etten? Yerken yanık tadı almadım. Almıyorsun peki. Hülya Hanımcığım siz yorum, sizin yorumunuzu alalım. Tabii Kadir Bey. Ellerinize sağlık afiyet Emin olsun Bey. Yani. Görselini ben de çok beğendim. Çok güzel ederim bir tabaklama olmuş. Garnitürünüz güzel pişmiş beğendim. Olması gerektiği gibi.
Bu renklendirmenin hani amacı tabii görsellik içindir ama bir... Biraz daha görsellik için. En azından 4 tane bayan masama davet ediyorum. Teşekkür ederim. Pembe olsun. Bir güzellik katayım. Normal patates... Mi yiyoruz biz? Normal patates püresinden biraz dışına çıkmak istedim arkadaşlar. Anladım. O yüzden böyle yapmak biraz istedim. Biraz tuzsuz olmuş püreniz. Şöyle söyleyeyim. Bir de içinde parçalar kalmış, ezilmeyen parçalar kalmış arasında. Ama şöyle söyleyeyim, bir renkten de patateslerin bazılarının biraz daha tümü olmasını istedim. Çünkü ben ağza gelmesini ama seviyorum. Ama patates püresinde tüm parça olmaması lazım. Bu sefer lazım. De çok sulu diyecektiniz. Hani sulu püre olmaz. Tarzına diyecektiniz. Sulu olmaz. Ben... Mesela sütünü tereyağında ayarlarsan kıvamında. Ama siz bakın o yorum kıvamında... yapıyor. Benim onunla konuşmam lazım. Ama siz araya giriyorsunuz. Ama şimdi bırakın biz ondan yanlış bir konuşalım. Bir şey varsa bizim sözümüzden sonra söz alırsanız çok o memnun olurum. O kadar çok söylüyor ki hepsini yazayım mı? Ama şimdi benim hakkıma giriyorsunuz. Buyurun. İçin o parça nur olamaz. Bunu evet, buraya zaten ayırdım ben. Birkaç tane daha onu göstermiyorum. Etinizin geneli yanık zaten. Biri komple yanık, yiyemedim yanık olanı ama bu biraz daha iyi pişmiş. Hani yanık değil. En azından etin bunun tadını aldım. Güzel. Ellerinize teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Peki etten yanık tadı geliyor mu size yoksa güzel mi? Yani şu yanık olanı yemedim Kadir Bey. Bu biraz daha hani hafif yanık. Yani hafif değil mi? Pişmiş, çok pişmiş diyeyim ben. Evinden beklediğiniz ana yemek sunumu bu muydu? Sunum olarak bu. Evet sunum görsel olarak evet. Lezzet olarak biraz daha iyi olabilir. Güzel. Lezzet olarak peki Hülya Hanım? Yani orta diyelim Kadir Bey. Tatlılarımı getirdim. Ispanak için gününde demiştin ki bu yağlı değil. Şimdi evet. Ona yağlı değil yok, deyip buna yağlı demen beni şaşırdı. Kadir Bey yemekler yağlı olur, salatalar bir tık ağızlı olur. Çünkü yemeğin ama yanında hiç yağ yok. Salatayı yemeğin yanında tüketirsin. O yüzden salatanın her zaman bir tık... Günü geçmiş bir yarışmacı olarak Emin Bey'e puan vermek için bir çaban asla olduğunu düşünmüyorum. Bunun sana bir kârı yok. Evet bilmem Kadir Bey. Yani eğer yani altında başka bir şey yatmıyorsa, ben kaybederim. O farklı bir planlar yoksa bilemem tabii. Zaten Kadir Bey ben ona yüksek puan versem ben kendim kaybederim. Yani eğer öyle bir amacım olsa hayır, zaten. Emin de gününde sana neler bir şey yok. Şöyle Tübra Hanım ya şunu ben söyleyeyim. Kazanacağım ya o kazanacak. Şunu söylemek istiyorum Rabia Hanım'a. Salatası boş kıvırcık. Şey ya ben kazanacağım ya sen kazanacaksın. Salatası boş kıvırcık. Sen kıvırcığın üstüne 3 tane zeytin koymuş, kenara bir tane zeytin koymuş. Yağını sosu da unutmuştun zaten. Hayır bu arada salatama yolundan izlediğini yemedim bakın. Ama. Tekrar bir dakika. Kübra'nın dışında herkes yağsız salata. Ben salata verdim. Ben çok güzeldi. Lütfen ya lütfen buyurun. Kübra Hanım'ın salatası daha lezzetliydi. Ya benim salatamla yarıştırmıyorum zaten. Şu anki menü salatayı yarıştırıyor. Bu arada laboratuvarın tadına bakalım. Buyurun. Ben ana yemekle ilgili bir şey söyleyecektim. Pirzolaların dışı niye öyle olduğu için. Pirzolalarda değişik bir sos kullandım. Marinasyonu falan yaptım. Sütlü olsun değişik soslar kullandım. Etin sosunda mı? Etin dışında sosunda. Evet. Ne kullandınız Emin Bey? O zaten eti çok güzel yumuşatmış. Şu anda kendi tarifimi vermek istemiyorum. Hani onu da kızartınca sosla birlikte dışındaki zaten... sos biraz daha böyle fazla kızarmış gibi oldu. Hani onu da size vereyim. Ama etin kendi dengesi falan sulu olması çok lezzetliydi. O yakmasaydınız aslında o yanmıştı, çok güzel yumuşak yani olmuş. Yani dışındaki sosun biraz daha fazla kızarmıştı hatanız diyebiliriz. Hatanız sadece yakmak olmuş. Yakmayan taraf gerçekten muhteşemdi. Salatam olarak da salatamda da kendi sosumu kullandım. Hardal, bal, sirke, zeytinyağı, ayçiçeği böyle karışık bir şekilde yaptım. Ve bol sos koydum. Size gelip gelmediğini bilmiyorum. Ve tattım önünüzde. Afiyet olsun. Kübra'ndan bir yorum bekliyorum. Allah'ın adaleti gerçekten. Diyorum. Gerçekten bunu Allah'ın adaleti diyorum. Sosu söyler yakmasınız. Çünkü evet. Gerçekten hakkımı yemiştim. Ağzımda lokma siz var. Siz ona önem verecektiniz. Hakkımı yemiştim çünkü benim hani yanık olsa ben bir gün önceden o sosu döküp sizin önünüze asla getirmem. Şu an bak, çikolatası diyorum. Yanmış. Bir gün önceden hazırladım bir tatlı. Ola ki dibini tutturdum. Bir pastacı olarak bir tatlıcı olarak biz. Direkt o sosu döker yerine bir sos alırdım. Yapardım. Sen benim sosuma direkt yanıkladın. Ekranlarda buran, yanıkmış. Buran, böyle kokuyor ki. Ekranlarda yani. Yanıkmış gibi herkese gösterdin. Ve güzeldim. Ben buna çok üzülmüştüm iç gerçekten. İç kıyaması nasıl olmuş? Kadir Bey, profiterol hamurunu yakmış zaten. Yakmış da demeyeyim de daha doğrusu yanmamış da çok kurutmuş. Bak kendi nasıl iştahlı yiyor? Kadir Bey, içinde krema yok ki. Krema yok ki. Bakar mısınız? Boş. Kameraya gösterebilir misin Hülya ablacığım şöyle? Kamerası, şey kreması var içinde. Kreması yok içinde maalesef. Benimkinde var. Genel Hülya abla yanık tadı geliyor mu sana da? Geliyor Kadir Bey. Kadir Bey bir hatasını geliyor. Daha söyleyeyim. Söyle. Emin sana bu tatlı yakıştıramadım. Kremanı özellikle unu. Evet bak, un tadı geliyor. Un tadı geliyor. Gerçekten bir pastacı olarak eğitim almış bir olarak sana bu tatlı yakıştıramadım. Emin ol hocaların da sana şu an kızar bu tatlının tadına baksa. Hocaların benden de beter yapıyor da. Hamur pişmemiş zaten. Ay yani senin nasıl? Beter. Bu olmadı. Ama sen bunu geri alalım bence. Ben eğitimciyim. Şimdi eğitimcilerimizin eğitim bir hafta boyunca böyle söyledin. Şimdi hocalarına mı laf söylüyorsun? Emin Bey çok fazla gaza geldi. Okul dedi. Daha okulun birinci sınıfındaymış. Buna rağmen hocalarını, öğretmenlerini de eleştirmeyi ihmal etmedi. Hocalarına eleştirmesi çok da hoş olmadı. Kadir Bey eğitimci öğretmenlerimiz bize eğitimlerken çok yoruluyorlar. Özellikle pastacılar, hocalarımız hepimize tek tek ayrı ayrı uğraşıyorlar.
Bence bu lafını geri aldım. Emir bir haftadır okulunu övdü. Ben o ders evet, aldım falan dedi. Emir Bey, Emir Bey. Ben eğitim Bey. Aldım. Tam tahmin ettiğim gibi oldu benim. Niye onlara öyle dedin? Bir de öyle bir şey var Kadir Bey. Tek tek eğitim oldu. Alınan bir sektör bu. Emin kendinde değil. Peki Eda Hanım beğendiniz mi? Ben çikolatasının çikolatasının yanlış sosu beğenmedim. Profiterolün kendisini beğendin mi? Hayır, o biraz sert olmuş zaten. Sert olmuş. Rabia'ya sormuyorum bile zaten. Un tadıyor içerisindeki kremadan. Böyle bir aldım, aklımdan da şey geçirdim. Size yanık demiş diye gerçekten ilahi adalet. O kadar aşırı derecede yanmış. Ama direkt yani. Sizin yüzünüze baktık. Bu arada ben size bir şey söyleyeceğim. Kadir Bey, hepiniz yorum yaptık böyle mı? Böyle sizdeyim. Söyleyeceğim. Teşekkür yani ederim. Herkes evet, yorum yaptı. Herkes ben o kadar üzüldüm ki. Bir saniye, Emir Bey bir şey açıklayacak galiba. Herkes yorum yaptıysa bir şey söylemek istiyorum. Emin Bey bir şey açıklayacak galiba, buyurun. Size şöyle söyleyebilirim. Ben sizin profiterolünüzde yanmış dememiştim bu arada. Yanık tadı geliyor demiştim. Ama yanık tadı var mıydı? Şuna da kanaat verdim ki içinde bitter çikolata kullandıysanız onun acılığı inanın ki çok baskın geliyor. Mesela siz beni öyle yorumlamış olsaydınız ben şu anda Kadir Bey... Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün ben de kendim şöyle söyleyeyim. Siz akşamdan yapıp sabaha kadar hazırladınız. Ben 2 saat içinde şu anda size tam tamına yetiştirilmiş bir tatlı koydum. Yani o önemli yani, değil şu anda. Hamurunun, siz sonuçta yanık olmayan bir şey yanık dediniz. Ama kremasının her şey için olmasından. Ama şimdi yanlış anlamayın bakın. Kaç çeşit şeyle çıktım karşınıza. O zaman ona göre yapacaktın yani Emin. Bunu, evet ona çıktım göre yapacaktın. Emin Bey kendini şey gayet güzel sabunuyor görmüş olduk. Ama dediğim gibi Kadir Bey yaşına göre gerçekten... Peki doydunuz mu hanımlar? Doydunuz mu? Doymadık. Kadir. Sen ana yemeği de beğendin. Gene doymadın mı? Ana yemeği de bir tanesi yanıktı Kadir Bey. Yanık olduğu için doyamadım. Bir tanesini yedik. Bir tanesiyle doyamadım maalesef. Eğer diğeri yanık olmasaydı yiyecektim. O zaman arkadaşlara birer lahmacun söylüyoruz. Orada da puanları veriyoruz. Evet. Haydi buyurun. Teşekkür ediyoruz. Emin kusura bakma gerçekten beklentilerimin altında kaldın. Sofra düzeninden hariç diğerlerini çok fazla beğenmedim. Benim sana puanım. Üç. Maalesef sen de biliyorsun olmadığını. O yüzden sana puanım. İki. Emin Bey, açıkçası sizden hayal kırıklığına uğradım. Etiniz çok muhteşemdi. Herkes et pişiremez. Bunu daha önceden de söylemiştim. Etinin o altındaki sosu çok lezzetliydi. Salatan çok güzeldi. Aynı zamanda bunca çeşidi bir araya soktuğun için ve el açması börek yaptığın için böreğini de beğenmiştim. Onun haricinde her şeyin çok kötüydü. Resmen aç kaldık. Bu yüzden sana puanım. İki. Emin Bey'in masasında hiçbir şeyi beğenmedim. O yüzden ona puanım. 2. Hak ettiğini düşünmüyorum 2 puan vererek. Bugün aç kalacağımı bilerek gelmişim ama bu kadar beklemiyordum. O yüzden lahmacun yiyorum Emin Bey'in menüsünün üstüne. Yemin ederim çok acıktım. O yüzden söylettim size çok güzel. Hanımlar puanlarını verirken Emin Bey'i mutfakta ağlarken buluyoruz. Ne oluyor? Neden ağlıyorsunuz? Zises, ben adaletsiz yorumlar yapıldığını düşünüyorum. Ben o kadar 10 çeşitle çıktım. Gage'im hepsi kaç çeşit şeyler çıkardı. Onlar gibi kolay bir şey çıkarmadım karşılarına. Hepsi beğenmemek için geldiklerini düşünüyorum. Bence bu hiçbir yorumda adalet olduğunu düşünmüyorum ben. Hiçbir şekilde katılmıyorum ama ben şu anda ağlıyorsam sinirimden ağlıyorum. Hiçbirini kırmak istemiyorum. Bugün benim masam. Normalde böyle hiçbir şekilde cevap vermezdim ama saygımdan ödün veriyorum yine. Ağlayarak beni gerçekten üzdünüz. İyisiniz değil mi? İyiyim ya. Kendime gel. Zor tuttum kendimi masada size. Moralim çok bozuk. Emin'in ağlamasına üzüldüm gerçekten. Keşke ağlamasaydı. Ama hırsına yenik düştü maalesef. Enem Arat benim de bir günü daha geride bıraktık sevgili seyirciler. Bugün inanılmaz eğlenceli bir bölümdü. Ben Emin'le gayet mutfakta güzel eğlendim ama gel gelelim. Bir haftadır mangalda kül bırakmayan, iddialı, kendine güvenen yarışmacımız bugün maalesef ki o hırsını masaya ve yemeklerine yansıtamadı. Çorba aşırı koyuydu, tavuklar haşlanmamıştı ve göğüs kullanmıştı. Arabaşı çorbasında yeterince tavuk suyu tadı gelmiyordu. Hamuru zaten tutmamıştı. Hamuru tutmamıştı. Tutmadığı için de çeşitli bahaneler uydurdu. Emin Bey bugün baya bahaneler sundu ama hepsi geçersiz bahanelerdi. Ara sıcağı gelince börek asla börek değildi. Yanındaki mezesini beğendim ama aşırı toprak tadı geliyordu. Ve yaprak sarmalarını çiğden yapmıştı. Kapağını kapatmadan çok az su koyarak pişirmişti. Yemeklerinin başında bugün Emin Bey çok fazla durmadı, çok adapte olamadı yemeklerine. En son sarmaya baktığımda çok az bir suyla kapağı açık pişiyordu. Tabii ki de öyle sarma pişmez. Ana yemeğe gelince kuzu pirzolosu çok
çok kurumuştu ve yanmıştı. Kübra Hanım'ın beğenmesine aşırı şaşırdım. Çünkü patates püresi de tuzsuzdu ve maalesef ki patates tadı gelmiyordu. Tatlısına gelince profiterolün kremasının içi tamamıyla un tadıydı. Ve ilahi adalet mi desem ya da Emin Bey'in çok konuştuğundan mı desem, maalesef ki profiterolün sosu yanmıştı. Ben bugün bu masada hiçbir yemeği beğenmedim. Çorba olarak kayınvalide usulü diye tekrar belirtiyorum. Ten aşı çorbası. Yanında eşlikçisi taze şipşak turşu. Ara sıcağım el açması patatesli börek. Yanında köz patlıcan gömmesi. Sıcak meze oluyor bu. Ana yemek olarak mantar ve ıspanak dolgulu Hasanpaşa köftesi. Eşlikçisi olarak da sade pirinç pilavı. Salata mevsim salatası. Tatlı olarak da şantili sünger tatlısı. Aslında hiç yapamayacak dedim ya da bizi şaşırtıp çok da güzel bir menü de çıkartacak dedim. Ama şöyle söyleyeyim, menüsü çok basit geldi. Çorbanızı bilmiyorum. Belki bildiğim bir çorbadır. Hani isminin belki farklıdır. Çorbada tarşı değil mi yapıyorsunuz? Hayır. İnternette de bulabileceğiniz bir çorba değil. Onu da ben yapacağım. Turşuyu. Turşuyu da ben yapacağım. Şipşak mı? Yani deniz zaten çok kolay. Turşuyu içine koyup üstüne sıcak su koyacak büyük ihtimalle. Sıcak su yapacak. Limon var. Bir şey yiyeceğim. Bütün sürprizi bozdunuz canım. Evet, siz altta merak edelim. Yani benim menümde kadebe asla hazır ürün kullanmayacağım. Anladım. Her şey kendim yapacağım. Yani bunu yetiştirmeme gibi bir şansı yok. Çok rahat çalışacağınızı düşünüyorum. Vakitinizde kalacağını düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Sizin menünüze bakarsam yani. Peki zaten fırına atıp sonra büyük ihtimal sütle mısıracaksın, krem şeklinde. Masada konuşalım isterseniz. Peki. Hülya benim için çok büyük bir rakip değil. Menüleri zayıf değildi. Menüleri gayet iyi, normal. Yetiştirebileceğini düşünmüyorum. Hülya Hanım'ın menüsü zaten zayıftı. Ben de Kübra Hanım'a katılıyorum. Gerçi Kübra Hanım hafta boyunca herkesin menüsünü zayıf buldu zaten. Çok iddialı. İkramlıklarımızı alalım biz Hülya Hanım'cığım. Kadının moralini bozma sabah sabah. Yok, asla bozulmadı. Güzel güzel menüsünü saydı şurada. Asla bozulmaz. Buyurun efendim. Ama Hasan Paşa Kübra, senin bu hafta zor bulduğun bir menü oldu mu? Bildiğin hani benim arasacağım fiyasko demişti ya, kendisinin komple menüsü bir fiyasko. Aynı zamanda o kadar basit ki benim kızıma versem kızım yapar bu yemeği. Tamam. Bana göre saçma bir menü açıkçası yine. Menü yetişir. Menü kolay aslında bana göre yine. Ama Hasan Paşa köfteleri de gelmez. Genel olarak soruyorum. Ben onu var, işim çok acil mi yapıyorum kadime? Çok acil ve acil misafirim. Acil yemek Hasan Paşa köfteleri. Mesela çok acil bir misafirim gelecek. Hani nasıl güzel bir sunum yapabilirim deyip böyle hani şöyle iki bir köfte yapayım da hani onu da pilavında sunumlayayım. Yani bugün 5. gün. Kendim menü bana göre şu anda Emin Bey'in menüsü çok çok zordu ona göre ki ona rağmen yapamadı, o ayrı bir konu ama sonucu bahsetmiyoruz. Ya ne alakası var sonuç? Ben menüden bahsediyorum. Sonra... Sonuçtan değil. Menü olarak tercihinden bahsediyorum. Seninki de çok en kolay bir menü tercihi yaptım ama güzel değildi işte. Sonuca evet. Bakıyoruz ya. Sadece gül şerbeti yapacağım. Buzlu, soğuk gül şerbeti ikram edeceğim. Başka yanında bir şey ikram etmeyeceğim. Çünkü hiçbir ikramlar yenmedi. Hepsi geri gitti ve gereksiz buldum başından beri zaten. Emin, bu arada bir şey soracağım. Sen dün final masasından biraz duygulu bir şekilde kalktın. Hanımlar puanlarını verirken Emin Bey'i mutfakta ağlarken buluyoruz. Ne oluyor? Neden ağlıyorsunuz? Sizi ses. Ben adaletsiz yorumlar yapıldığını düşünüyorum. Ben o kadar 10 çeşitle çıktım. Gencim hepsi kaç çeşit şeyler çıkardı. Onlar gibi kolay bir şey çıkarmadım karşılarına. Hepsi beğenmemek için geldiklerini düşünüyorum. Bence bu hiçbir yorumda adalet olduğunu düşünmüyorum ben. Kadir açıkçası Bey... yani kayıt bitti ama sen bir anda böyle içini boşalttın. Dün ağladı ağladı, şimdi gelmiş yine konuşuyor. Rabia Hanım, ben küllerimden doğarım. Siz ona bakmayın. Ne oldu? Ne? Kadir Bey şöyle söyleyeyim. Dün benim masamdalardı arkadaşlar. O yüzden kayıt bitene kadar onların yanında güzel onları ağırlamaya çalıştım. Ama dünkü yorumların bazılarına baktığımda kişi ismi vermek istemiyorum ama baktım ki haksız yorum yaptıklarını düşündüğüm için yıkılmış bir hani nasıl söyleyeyim hırstan artık ağlamak istedim. Ve o yüzden uzaklaştım biraz olduğum ortamdan. Bence sen hırstan dolayı değil yapamadığın için ağladın. Evet, biraz daha sinirden ağladım. Çünkü çeşidi çok koyduğun için aslında onu keşke düşünseydin. Bir gün çok yaptın, yetiştiremedin. Yetiştiremedim. Belki içinden bir iki çeşit çıkarsaydın yapacaktın bak. Çünkü menüsü gerçekten güzel bir menüydü Kadir Bey. Zamanı olmadığı için pişiremediğini düşünüyorum. Peki yetiştirilebilecek bir menü müydü? Bilmiyorum şu anda yani ama... Yani baktığında ağır bir menü müydü? Yani sarmanın çok iyi pişmesi lazım. Ben normalde 1,5-2 saat kısık ateşte sarmayı pişiriyorum. Rabia Hanım yemek konusunda benimle yarışamayacağını zaten biliyor. Beni de kıskandığını düşündüğüm için benimle böyle habire sürtüşmeye giriyor. Ama kendisi bence yemeklere odaklansın. Habire benim üstüme gelmeyi bıraksın. Haftanın son günü mübarek Cuma evet, günü evet. Küsleri barıştırdık. Küsleri barıştırdık. Şimdi haftanın son çorbası efendim. Afiyet olsun herkese. Bu arada kayınvalidesi Uşaklıymış. Onu da söyleyelim. O zaman Uşak çorbası mı? Diyelim aynen. Ege tarafı diyelim. Siz şipşak turşuyu nasıl yapıyorsunuz Kübra Hanım? Sabah hemen bir sıcak su falan döküyorum dediniz ya. Normal kavanoz turşusundan bahsettim. Aslında böyle bir turşu beklemiyordum Kadir Bey. Sulu falan böyle bir değişik geldi. Ama çok sevemedim. Hani turşu normal alıp yemek bana
daha güzel geliyor yani. Normalde turşuyu herkes sevmez turşuyu zaten. Turşuyu herkes sevir vallahi. Türk mutfağında bütün Türklerin hepsi Hanım. Sever. Ya sevmeyen çok nadirdir. Turşunun bence dediğim gibi hani benim çocuklarım sever. Turşu sevmiyor mesela. Sizin çocuklarınız sevmiyor mu? Demek herkes sevmiyormuş turşu yani. Turşu sevilen bir şey. Şimdi burada sulu olmasını mı sevmedin, tadını yok, mı sevmedin? Yok, tadı güzel Kadir Bey. Çok pişmiş nasıl? Öyle oluyor onu mu? Nasıl öldürdünüz haşlandı bilmiyorum. Haşlandı şimdi oluyor. Evet, haşlandı böyle, zaten. İşte öyle bir ihtiyaç. İşte bayağı bir pişmiş. Böyle özelliği bir diri turşu ama. Tadında diri diri isterdim. Böyle suyla beraber çok hoşuma gitmedi benim. İşte özelliği bu şekilde ama. Suyunu beğendin dedin. Yok şeyini espresini beğendim onu söyledim yani. Bu lezzetini şekilde beğendin mi? Turşu aroması alıyor musun? Turşu, evet turşu aroması alıyorum. Böyle ekşilik falan geliyor ama ben turşuyu olması böyle sade. Olması gerekeni alıyorsanız sıkıntı evet, yok. Evet sade turşuyu daha gerekiyor. Çok seviyorum. Hani yapar mısın deseniz yapmam Kadir Bey bunu. Peki çorbayı nasıl buldun? Buyur yorumlara devam edelim. Çorba bildiğin pilav gibi. Çorba çorbalıktan çıkmış bildiğin böyle pilav olmuş bildiğin. Bakın hiç bu su yok. Bu çorba böyle olur. Kübra aynı Hanım. Zamanda zaten yoğun olur şöyle böyle. Söylemiştim. Bildiğimiz bir çorba demiştim ya Kadir Bey. Hatta şeyde de röportajda da ya mercimekli pirinçli çorba demiştim ya da buğdaylı nohutlu bir çorba demiştim ki iki seçenek söylemiştim. Hı-hı. Seçeneklerimden biri çıktı. Nasıl pirinçli. Bu kadar iyi bilebildin? Tahmin ettim Kadir Bey. Peki tarifini yapar mısınız bana? Eskilerde... Tarifini yapar mısınız bana madem o kadar ben çok biliyorsunuz Kübra Hanım? Yeşil mercimek çorbasını normal erişteli yeşil mercimek çorbasını da sevmiyorum. O yüzden mercimek çorbası yapmam. Yani normal turuncu mercimek haricinde yeşil mercimek yapmam. Sevmiyorum çünkü. Kırmızı mercimek. Ama tadını biliyorum. Devamında yedim yani. Eskiden dediği için eskilere kendi babaanneme... Şu an sen mercimek sevmediğin için mi sevmedin yoksa lezzetsiz hayır, mi? Hayır ben direkt lezzetini yorumluyorum Kadir Bey. Çünkü ben de yiyorum. Hani sevmesem de yediğim bir çorba. Eskilere dayanaraktan da hani kendi babaannemin, halalarımın devamlı yaptığı bir çorbadır. Pirinçli mercimek. O yüzden o kadar direkt bildim. Hani eski dediği için... sadece sen bu çorba yapamamışsın bir kere. Öyle kayınvaliden mi? Gibi büyük ihtimalle yapamadın. Öyle mi? Nereden biliyorsun yapamadın? Biliyorum çünkü pilav gibi kalmış. Kayınvaliden benden iyi yaptığını nereden biliyorsun da bana bu kıyası yapıyorsun şu an? Bakın yapamamışsın tahminen söylüyorum. Tahminimi söylüyorum. Ama. Yanlış olabilir benim tahminim. Hiç bilmediğim bir çorbaymış. Tamam ben tahminimi söyleyeyim ya. Söylemeyecek miyim? Ama söyleme tahmin. Tamam tahminimi söylüyorum diyorum farkında mısın? Tahminin değil diye. O zaman tahminin itiraz yanlış. Olabilir diyeceksin. Sonuçta ben tahminimi söylüyorum. Tamam, büyük ihtimalle yapamadım diyorum. Çünkü gözümle görmedim yani açıkçası. Neyi görmedin gözümle? Kayınvalidenizi nasıl yaptığını gördün mü? Belki öyle yapmadınız şu anda. Şu an tıpatıp aynısını yaptım. Valla o zaman ben bu çorba olarak Kadir Bey bunu normal pilav olarak alıp yerim doyarım yani. Peki afiyet olsun o zaman. Afiyet olsun. Eda Hanım. Şimdi ben çorbayı nasıl olduğunu bilmiyordum. Başta da söylemiştim hı hı. Zaten. Eğer böyleyse çorbanın tadı ve kıvamı güzel. Çünkü yoğunluğu da bu şekilde dedi, yani böyleymiş. Hı hı. Ama bir nebze bizim eski çorba şeyleri erişteli çorbalımıza andırıyor, benziyor. Evet. Andırıyor. Hı hı. Tadı da andırıyor. Hı hı. Böyleyse güzel. Ellerinize sağlık. Bunda biraz sirkeyi fazla kaçırmışsınız sirkesi herhalde. Sirkesi fazla oluyor ama bunun özelliği bu. Limon tozuyla sirkesi fazla oluyor. Hı hı. Sirkesi ve şeyi dediği gibi biraz salatalığı ölmüş. Onun dışında tadını beğendim. Kübra Hanım az önce ben bunu pilav niyetine yer kalkarım dedi. Ben Kübra şimdi çorbanın nasıl olduğunu bilmediğim Kübra için Hanım derdi, normalde çorba zaten nasıl bir şeydir yemek olarak? Kübra hani Hanım yemeklerin zaten başını bir daha söyler. Konuşabilir miyim? Yemek çorba dediğimiz şey yemeklerin başında midemizi hafifletmek için böyle bir hani sulu sulu hani direkt hı-hı. Kuru bir şeyle hı-hı. Midemizi tıkamamak için çorbayı hafif sizin bir sulu sulu neydi, pardon? Hafif sulu sulu benim toyga çorbasıydı. Ne ama arasında. Sıvıydı farkındaysanız. Nasıl sıvıydı? Bayağı sıvıydı. Hayır sizinki bildiğim pilav gibi kalmış. Bakın bende hiç su yok. Sen suyunu almışsan taşına dibini bırakmışsın o zaman. Bende hiç su yok yani biraz koyu olmuş ama böyle koyu olmamış. Böyle olmaz. Bir sık daha sıvı olur. Peki bir şeyciğim o zaman Eda Hanım mı çorba bilmiyor da bunu çorba olarak bence kabul etti? Bence Eda Hanım her şey güzel diyor zaten. Hayır ben her şey olmuş demiyorum. Olmuşsa olmuştur, olmamışsa olmamıştır benim için. Eda Hanım kendisi demek ki bu çorbayı yaptığı için beğendiğini düşünüyorum. Çünkü kendisi de eskilerden olduğu için. Siz çorbayı kayınvalidesinden aldığı için biz internete baktığımızda bu çorbanın tarifini hiç bilmiyorduk. Söylemiştim ben de bu zaten. Çorbayı... Ben internet, evet. Evet bir dinler misiniz? Ben de bu çorbayı zaten hiç bilmediğim için sordum kendisine nasıl yapılıyor, neyle yapılıyor diye ve bu şekilde olduğunu söyledi. Bir dakika çorba dediğimiz şöyle mi tamam. Alıyoruz bir kaşık. Bakın ben çorba ama biraz mı? Söyledim. Ben ekranlara soruyorum bu çorba mıdır sizce? Ama kapkası. Sordum koyu bildiğin koyunun pilav. Böyle olması gerektiğini böyle, söyledi. O zaman demek ki bu pilavlı ben çorba. Ben Kübra'nın böyle üstten konuşmalarına çok sinir oluyorum. Hülya Hanım yemeklerini eleştirdiğim için illaki sinir oluyordur ama onun sinir olması hiç önemli değil. Ben yemeğe bakıyorum. Hülya Hanım limonata da yapmışsınız ellerinize sağlık. Evet limonata ikram ettim arkadaşlarıma. Menü dışında da limonata arkadaşlar. El yapımı mı? Evet. Kadir Bey şu anda önümüzde bir tatlının olduğunu düşünmüyorum. Ben kekin üstüne krem şanti tarzında bir şey sürülmüş ama o da krem yani. Diyelim yumurta şantisi ortada yok.
Evet. Beğenemedim çünkü içi çok kuru. Keşke keki bir şeyle ıslatsaydınız. Islattım zaten çok şerbeti. Aşırı derecede evet. Kuru ve içinin hamur olduğunu siz de fark edersiniz. Ve limonatada hiç şeker yok. Limonun acılığı var sadece. Hangisi, limonatada mı? Evet, limonata şu anda böyle... O zaten böyle bir ikram, yoruma açık değil zaten o. Tamam, ben söyleyeyim, onu da beğenemedim. İkramda yani. Böyle kup buluyorsun. Yani ikram, ama limonata böyle olmaz zaten, söyleyeyim evet. Size. Rabia Hanım, ben böyle yapıyorum. Yani menüye başladığımızdan beri nane kokusu, nane kokusu bir hal oldum yani. Her şeyde nane var. Mesela ama neyde nane var, başka bundan başka? Turşu da var, bunda turşu da var, nane yok salatada canım. Var. Ha, toz nane var sadece. Evet. Nane sonuçta. Tamam. Ne fark eder toz ya da toz olmayan tamam, nane? Tamam, tamam. Çok turşu aşırı baydı. Krem şanti tamam kendi yapmış olabilir gerçekten tebrik ederim ama krem şanti gibi olmamış. Olmamış yani keki de olmamış Kadir Bey çok sert. Daha böyle yumuşacık olsaydı böyle çatalla yaptığın zaman ezilseydi. O aslında öyle oluyor. Ben şimdi açık onunu konuşayım size. Onu kaçırmışsınız bir de. Hayır dedim mi çok fırında sıkıntı. Fırında alakası yok şu an çok un var. Fırında sıkıntı. Çok uyuyor. Ne olurdu biliyor musun? Az pişirsen bile yine cıvık olurdu kek. Fırın bakın fırın şu hani böyle fırına kulbuna bulamadık. Yani bu kulbu fırına bulamazsın. Un kaç, fazla. Bak çok fazla. Konuşabilir miyim Kübra Hanım? Hı-hı. Bir fırında kek kaç dakikada pişer? Şu an bu kekten fazla kalın olmuş. Kaç dakikada pişer? Sen hamurunu nasıl yapmışsın biliyor musun? Çok un koymuşsun. Ben bir şey söyleyeyim kaç dakikada pişer? Şu an pişey ona gelemeden sana hatanı söylüyorum ama. Bak neredeyse bir saat kaldı neredeyse fırında. Bak fırın pişirmese bile. Anlatabilir miyim? Fırın pişirmese bile bu kek nasıl olur biliyor musun? Cıvık olur. Yine aynen. Kaşımızda akar gelir kek böyle. Kek gayet kıvamında sen oldu. Çok un koymuşsun. Fırınla bir de ekmek alakalı. Hamuruna yakın yapmışsın fırın neredeyse. Kuruttu. Fırın kuruttu Kübra Hanım. Hülya Hanım fırını bahane ederek her şeyden böyle sıyrılmaya çalıştı ama gerçekten her bir şeyde yok. Fırınla alakalı bir durum yoktu. Kek az pişmiş bile olsa biz onu yer ve beğenirdik. Bildiğin taş gibi bir kek vardı. Çoğu şeyin fırınla alakalıydı. Kübra Hanım burada yanılıyor. Elimin lezzete güvendiğim için yarışmaya katıldım. Hiç de pişman değilim. Çok da güzel bir gün geçirdim. Sadece biraz fırınımın azizliğine uğradım. Çünkü bilmediğim bir mutfak. O yüzden biraz sıkıntı yaşadım sadece. Aynı şekilde ben de içerisindeki keki birazcık şey buldum, çok yoğun buldum. Ya un fazla ya da artık hamur gibi olmuş içerisi. Hatta iki kere yedim tadına bakayım diye şey olmasın, haksızlık olmasın diye. Ama maalesef hani şey olmuş. Şantiyi nasıl buldun? Ev yapımı bir şantiye. Ya şanti evet çok enteresan. Şantiyi hiç anlamadım. Kadir Bey, ben şantiyi de anlamadım. Niye böyle evet, oldu bir şanti? Evet şanti böyle şey tutmamış. Fırında olabilir abla. Ve böyle şey gibi. Hani şanti tadı da değil ama. Ya ben bunu farklı evde yapıyorum aslında normalde böyle evet. Taş gibi oluyor. Ben bunu şeye benzettim. Ben buna güvenmesem hazır şanti alırdım. Evet. Güvenmesem hazır şanti ama yapardım. Ama takdir ettim onu gerçekten Kadir Bey şanti yapması. Hiçbir kadın bunu özellikle alayım da hani şanti demez. Bu konuda kendisi ben güvenmesem evet, kendime. Evde bunu yapmış büyük olmasam güvenmesem ben. Büyük ihtimalle o şeyle yemekten arası aceleye geldi yapamadı. Bence hiç bu şey topa girmeseydiniz hani. Direkt hani, sürüp git biz hani senden işte, krem şanti hani hepsi deyince. Hani dedim şey olmuş. Ama kendisi iddiayı koymuş arada, ya dışarıdan bir şey kullanmayacağım diye. Kadın kendini size beğendirmek için elinden geleni yaptı. Eline sağlık. Çok araçlı Kadir Bey ama. Yok elinde bir şey söyleyebilir miyim? Özellikle keki. Ben size bir şey diyeyim mi? Birazdan 75 bin liranın sahibi belli olacak. Hemen puanlamaya gidiyoruz. Haydi ondan sonra büyük final. Ben Hülya Hanım'ın menüsünde çorbasını beğendim. Yöresel olduğu için. Ara sıcaklarından da patlıcan gömbesini beğendim. Hülya Hanım'a benim puanım... Hülya Hanım'ın masa düzenini beğendim. Ana yemeğinde salatasını, pilavını beğendim. Hasanpaşa köftesinin de sunumu güzeldi ama görünüş de güzel olmasına rağmen pişmemişti. Tatlısına gelirsek krem şanti olayını beğendim ama keki sertti. Fırın bahanesi etti ama keki olmamıştı. Ama diğer günlere nazaran daha iyiydi. O yüzden puanım... 3. Bugün Hülya Hanım'ın pilavı dışında hiçbir şey beğenmediğim için ona puanım... 2. Hülya Hanım'ın yemeklerinin hiçbirisi olmamıştı. Olmayan yemekleri de fırını bahane ederek bu şekilde savunma yaptı ama bu kabul edilir değil. O yüzden Hülya Hanım'a puanım... 2. Enam Arat benim de haftanın son gününü tamamladık. Hülya Hanım'ın ellerine kollarına sağlık. Ben kendi adıma bugün Hülya Hanım'dan aşırı ümitliydim. Yani yaşından dolayı, tecrübesinden dolayı mutfakta iyi bir iş çıkaracağını düşünüyordum. Ama maalesef ki Hülya Hanım bugün mutfakta tamamıyla adaptasyonunu kaybetti. Ve genellikle mutfak eşyalarına suç buldu. Çorbasının lezzeti yerindeydi ama kıvam olarak bir çorba değildi. Aşırı yoğundu. Turşusunu beğendim. Gayet güzel olmuştu. Ara sıcağı gelince börek pişmemişti. Hamurdu ve patatesi çok tuzlu.
tuzluydu. Yanındaki patlıcanını beğendim. Ana yemeğe gelince Hasanpaşa köfte inanılmaz kalın olmuştu. Hülya Hanım madem ki fırının pişirmediğini anladı, ki pişiriyordu da fırın, keşke köftelini biraz daha ince yapsaydı, bir çözüm bulsaydı. Maalesef aşırı kalındı ve kıymasını yağsız kıyma olarak seçmiş. O yüzden de sert geldi. Maalesef ki Hasanpaşa köftesini beğenemedim. Tatlıya gelince tamamıyla hamurdu. Şerbetini çekmemişti. Krem şantinin krem şantiyle alakası yoktu. Hülya Hanım bugün maalesef ki beni hüsrana uğrattı ve puanımı veriyorum. Evet sevgili seyirciler, hepinizin yarışmacı arkadaşlarında pazartesinden beri beklediğimiz an geldi. Neydi büyük final? 75 bin liranın sahibi kim olacak sorusunun cevabını birazdan ben vereceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çok istiyorum birinci olmayı. Ben kendime güveniyorum. İnşallah ben kazanacağım. Tacımı taktığıma göre birinci benim. Ben kendimden başka kimsenin düzgün yemek yapabildiğini görmedim. Birinci ben olamazsam Kübra olabilir diye düşünüyorum. Kübra Hanım birinci olursa çok üzülürüm açıkçası. Hazır mısınız? Hazırız. Hepinizin ellerine kollarına sağlık. Çok güzel bir haftayı geride bırakıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da küçük atışmalar, tartışmalar, güzel güzel masalarda buluştuk. Kendime çok iddialıyım. Yaşıma, deneyimime, buraya kadar geldim. 3 tane hediye aldım. Bir de 75 bin lirayı alırsam çok mutlu olurum. Buradan Bodrum'a çok gülerek bir şekilde gideceğimi düşünüyorum. İlk günü yarışmacımız Kübra Hanım. Evet. Kübra Hanımcığım, yorumları hatırlıyor musunuz? Hemen hemen çoğunu hatırlıyorum. Hemen hemen hatırlıyorsunuz. Peki bakalım o yorumların ardından arkadaşlar size nasıl puan vermişler? Rabia Hanım'dan sofrası, masası ve hamar attığı için puan olarak 3 puan almış. Eda Hanım, Kübra Hanım'ın masasına hamar attığına 4 puan vermiş haftanın ilk gününde. Teşekkür ediyorum. Güzel bir puan vermişsiniz Eda Hanımcığım. Kendisine adaletli bir puan verdiğini düşünüyorum. Beğenmiştim çünkü. Zaten her şeyi beğenmiştim. Teşekkür ediyorum. Peki sen niye bugün Eda Hanım'a kızdın? Eda Hanım, bu hafta her şeyi beğeniyorsunuz, her şeyi beğeniyorsunuz. Kendisinden beklemediğim bir puandı. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bak kendi beğenilince hoşuna gitti evet. Ama diğer günler sanki hemen yaptı ama sanki. Şöyle lanse etti, sanki Eda Hanım yemekten anlamıyordu, havadan her şeyi beğenmeye gelmiş gibi oldu biraz. Evet, ama gerçekten öyle öyleydi yani, çok az konuşuyordu Kadir Bey. Eleştirmiyordu böyle her şeyi de. Hayır, benimkini havadan beğenmedi çünkü benimkini herkes beğendi. Bakalım Emin Bey Kübra Hanım'ın yemekleri ne kadar beğenmiş, hazır mısın? Hazırım. Yani Emin beni çok şaşırttın açıkçası. Ki eminim arkadaşlar da şaşıracaklardır. Bu puanı beklemiyorlardır. Evet. Emin Bey Kübra Hanım'a 4 puan vermiş efendim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Evet, haftanın ilk gününde 4'ler gitmiş. Beklemiyordum açıkçası. Evet. Bir 2-3 ya da vermiştir. Çünkü profiterolden direkt yanık deyince Kadir Bey. Çok teşekkür ediyorum Emin Bey. Peki Hülya Hanım'dan kaç puan bekliyorsun son olarak? O da en kötü vereceğine bakaraktan 3 vermiştir diyorum. Kübra 3 ya da 4. Kübra Hanım 3 ve 4. Güzel. Hülya Hanım, Kübra Hanım'ın masasına ve hamar atlığına 2 puan vermiş. Yani kesinlikle ikilik bir masa mıydı? Sadece pastamı yemiştim. Pastam zaten 2 puan. Ona verdim zaten 2 puan. Diğer yemeklerim? Sadece pastanızı beğendim. Bir dakika, diğer yemeklerimi, ana yemeğimi beğenmediniz. Pilavı beğenmediniz, salatayı beğenmediniz, mezeyi beğenmediniz, çorbamı beğenmediniz. 5 evet. Çeşit arada yemek var. 5 çeşitten sadece pastayı mı beğendiniz? Evet. İki yarışmacının 4 verdiği yani, masaya Hülya Kadir Hanım 2 puan vermiş. Adaletin böylesi, yani aradaki 5 çeşidi nasıl yok sayabildiniz? Yani öyle uygun gördüm. İkilik bir masa mıydı? Bence neyse, bir şey söylemiyorum Kadir Bey. Gerçekten gerek de duymuyorum yani. Toplamda arkadaşlarından 13 puan almış efendim. Rabia'da onu söylemiştik. Evet, toplamda 13 puan almışsınız. Kaçmamıştım. İkinci gün yarışmacımız Rabia Hanım'a geliyorum efendim. Rabia, Eda Hanım'dan 3 puan almışsın. Hülya Hanım da 3 puan vermiş efendim. Kübra Hanım 2 puan vermiş. Kübra Hanım, benim hiçbir eksiğim yoktu. Vallahi her şeyin eksikti. Neyim eksikti her mesela? Her şeyin eksikti, eksikti bana göre. Kübra Hanım demek ki yoktu. 2 puan verilebiliyormuş değil evet, mi Kübra Hanım? Evet, veriliyormuş ama benim masam 2 puanlık değildi. Veriliyormuş ama yerine göre veriyoruz. Olmayan veriyoruz. Bu şekilde adaletsiz yapılacağını çok çok iyi biliyordum. Evet. Birazdan Emin Bey'e verdiğiniz puanı da göreceğim. Hiçbir evet. Şey pişmemişti, evet. Olmamıştı, yapamamıştı. Bence benim masamdan örnek vermeyin. Siz de yapamadınız. Siz de anlarsanız daha iyi olur. Size eğer benden yüksek puan verdiyse burada tam bir hak yemek vardı. Bence evet, hak yemek diye bir şey değil. Kabul etmiyorum. Onun puanına geldiğiniz zaman o zaman haklı mı hakkaniyetli mi davranmışım mı görürsünüz. Evet, Rabia Hanım'a son olarak Emin Bey de 2 puan vermiş efendim. Ve Rabia Hanım böylelikle 10 puan
kararına ulaşmış. Şu anda da tabii ki haksızlığa uğradığını söylüyor. Evet Kadir Bey, asla kabul etmiyorum. Kendisi. Benim bütün yemeklerim pişmişti. Hiçbir eksiğim yoktu. Bir şeyini unutmamıştım. Üçüncü günü yarışmacımız Eda Hanım. Eda Hanımcığım, Emin Bey'den 3 puan almışsınız. Kübra Hanım'dan 2 puan aldınız Eda Hanım. Kübra Hanım herkese 2-2 verip kendisi birinci olması için bu şekilde yaptığını düşünüyorum. Evet, aha, tamam. Evet, yani eleştirdim zaten. Bütün yemekleri eleştirdim. Susup teşekkür etmedim yani senin gibi. Lütfen ben bütün hatalarınızı tek tek yüzümüze vurdum. Siz de benim hatamı yüzüme vursaydınız o zaman. Lütfen. Vursaydı yemek bir gün olsaydı benim hatamı sulsaydı yüzüme. Kübra Hanım, kimse zaten kendi yemeğine kötü demez. Şu benim yemeğim çok güzeldi. Kötü ne alakası var? Sana göre. Eda Hanım. Bana göre değil, bence herkese göre. Rabia Hanım'dan 2 puan almışsınız. Ben beğenmediğimi dile getirmiştim Kadir Bey. Tatlısı olmamıştı. Ondan ne oldu? Eda Hanım'a. Ben yetişmemiştim. Sen de 2 verdin, ben de 2 verdim şu anda. Çok sağ olun. Eda Hanım'ı da dinleyelim ev sahibi olarak. Evet. Zaten o gün bir aksilikler olmuştu. Yetişmemişti. Ben de panik yapmıştım zaten. Panikle yaptığım için bazı menülerim yetişmediği için olabilir. Ama 2 puanlık bir sofrada değildi. Yani 2 puan çok acımasızca. Ben 2 puan aldım her şeyden. Valla bana 2 verir. Hülya Hanım'dan da son olarak 2 puan aldınız Eda Hanım. Toplamda 9 puana ulaştınız. Hemen 4. günü yarışmacımız Emin Bey'e geliyorum. Evet Emin'ciğim, hazır mısın puanlarına? Hazırım Kadir Bey. Peki. Eda Hanım'dan 3 puan almışsın. Çok teşekkür ediyorum. Ya ben herkese hakaretli bir şey söyleyeyim ama. İlk başta puanları öğrenmek istiyorum ben. İnanın ki ne olur benim sıram, ben benim sıramda sizin 2 dakika susmanızı istiyorum. Ne olur. Puanların hepsini alayım, sonra konuşmaya devam edin. Olur mu? Siz dün ağlayıp birden azabı çektirdiği için insanlar bu puanı verdiğine adım kadar eminim. Bir şey söyleyeceğim. Eminim. Ben masadan sonra hiçbir şeyiniz olmamış. Beni gördünüz mü masada ağlarken? Peki bir şey diyeceğim. Çok güzel yetiştirdim. Bak Rabia, çok güzel yetiştirdim. 10 tane menü çıkardım. Çatlıyorsun fasetliğinden şu anda. Hiçbir şey asla seni ikiye katladım ya, çatlıyorsun şu peki, anda. Onu Eda Hanım'a sorar mısın? Neden Eda yetişmemiş Hanım, masaya 3 puan vermiş? Emine yetişmemiş bir masam mi yoktu? Çok teşekkür Hayır, ediyorum. Hayır, ben 3 puanını verdim. Çünkü yetişmemiş neyle alakalı hiçbir yetişmedi? Yemekler etinin bir tanesi pişmişti, diğeri evet yanmıştı. Evet. Ama etinin lezzeti çok güzeldi. Evet. Çok ben güzel. Herkese adil davranmadı. Ama gerçekten hiçbiriniz bana adil davranmadınız. Ben bu konuda gerçekten çok üzüldüm. Benim asla sizin menünüz asla benimki kıyaslanamaz. Beni kıskanmışsın Rabia. Sen de biraz geliştir kendini. O yüzden ben ağladım. Ben hiçbir şekilde ağlamadım. Senin ya gibi en azından sinirimden bir şey çatlamıyorum. Arkadaşlar ben muhabbeti sabah kesmiştim. Tamam. Tekrar kesiyorum. Evet Emin Beyciğim. Kimin Eda Hanım açıklamıştım. Eda Hanım size 3 puan vermiş efendim. Teşekkür ediyorum. Rabia Hanım'dan 2 puan almışsınız. Beklediğim puanı aldım sadece. Hülya Hanım'dan... Hak ettiğimi almamışım kesinlikle. Hülya Hanım'dan 2 puan almışsınız. Kübra Hanım'dan 2 puan almışsınız. Bak gör işte. Bence 2 puanları hiçbir şekilde hak ettiğimi düşünmüyorum. Sizin karşınızda 10 çeşitle çıktım. Toplamda 9 puana ulaştınız efendim. Sağ olun. Evet Hülya Hanım'a gelelim. Hülya ablacığım, Kübra Hanım'dan 3 puan aldın. Teşekkür ederim Kübra Hanım. Kübra Hanım'dan 3 puan Kübra aldınız. Kübra Hanım buna bile 3 veriyor. Hiçbir şey pişmemişti. Köftesi pişmemişti. Tatlısı evet. Pişmemişti. Böreği önümüze pişmemişti. Önümüze yemek geldi mi sonuçta? Ya geldi de pişmeyen yemek mi gelse ne olacak? Kübra Hanım ben cidden bu puanı. Pişmeyen yemek gelse kasetini ilgilendiriyor. Bir haksızlık. Bu göz haksızlık. Göre göre binlerce insanın bana da haksızlık. Haksızlık. Niye verdiniz o zaman? Ya lütfen bana yapmayın ya. Hiçbir şey pişmemiş. Bilerek herkesin düşük vereceğini düşünün. Evet. Yüksek vermiş. Kübra Hanım. Bilerek. İkinci gün 2 puan vermişsiniz. Evet. Üçüncü gün 2 puan vermişsiniz. Dördüncü gün 2 puan vermişsiniz. En kötüyü en yükseği verdim. Şu anda 3 puan vermeniz biraz dikkat çekmiş evet, açıkçası. Evet çünkü en kötüyü en yükseği evet. Verdik yani, orantılasın diye. Bir en kötü derken? Evet en kötü. Kadir Bey bir şey size söylemek istiyorum. Size göre en kötü. Bir arkadaşlar beni dinleyecek misiniz? Yoksa ben de sizin gibi kendim paralayayım burada bari. Haftanın son gününde 3 puan kullanman açıkçası biraz şaibeli olmuş. Yani dikkat evet, çekici bir 3 puan olmuş. Şu yüzden söylüyorum Hülya'mcığım, yanlış anlamayın lütfen. Bütün hafta boyunca evet. Her masaya 2 puan verdiğinizde biliyorsunuz ki puanınızdan 1 puan siliyorum. Yani burada kendini mi kandırmaya çalıştın, beni Kadir mi Bey, kandırmaya çalıştın? Emin'den sonra hani Emin'in menüsünde eksiklikler çok olduğu için ondan sonra Hülya Hanım'a gelince açıkçası ne ona göre peki? Hani 1 puan daha yüksek verdim. Eksiklikler çok olan masaya 3 puan mı verdiniz? 2 puan verdi. Bana 2 puan verdi. Ona. Bence tam tersi. Buraya 2 bana 3 verdim. Lazım. Hülya Hanım'a da 3 verdim. Kübra Hanım bir şeylerde evet. De gerçekten adaletli olalım. Çok adaletliydim. İkimizin masası aynı mıydı? Sana tam gereken notu verdim. Aynı şekilde katılıyorum ben de.
Yani ben ay, bu masaya oturduğum da ağzından bir tane olumlu yorum duymadım açıkçası. Beğendim mi ben çorbayı? Çorbayı beğendim mi? Turşusunu beğendim ama dedin ki bu sevmediğimi. Çorba dedim, pilav dedim, yersen doyarım evet, dedim. Aynısını bir söylüyorum. Saat zaten Hülya'nın da çorbayı pişirmişti. Kavga ettin. Evet. Ara sıcağı gelince böreğini evet. beğenmedin. Evet. Bir tek patlıcanı beğendin. Evet. Ana yemeği pişmemiş dedin. Evet. Tatlıya bu böyle olmaz dedin. Evet. Her gittiğin sofrada beğenmedin. Öyle vermeni beğenmedin. Öyle vermek istedim diye puan olur mu? Evet, Emin Bey'den sonra öyle gelince her şey benim önüme. Tamam, yani anlaşılan Kübra Hanım dikkat çekmemesi için ve bir puanını silmememiz için haftanın son gününde 3 puan vermiş. Evet. Bence hakkı kabul ediyor musun? Yani kabul ediyorum. Ben böyle vermedim Kadir Bey. Hani Emin'den sonra direkt böyle hani önüme tam bir menü gelince 3 verdim. Bence gerekiyordu aslında diye düşünüyorum ben. Aslında 2 verdim. Kadir Bey bence 4 tane. Hayır, 3 verdim. Öyle vermiş. Bir puanı mecbur kalmadım. O şekilde vermiş. Ama dedim. Sizin menünüz önüme tam geldiği için Emin'den sonra o şekilde puan kullanmak istedim. Ben de şunu söylemek istiyorum ki Hülya Kübra Hanım'ın tavırlarından da ve yorumlarına baktığımda da puanıyla asla uyuşmuyor. Kübra Hanımcığım maalesef ki ben şu an inanamıyorum sizin bu masaya 3 verdiğinize. Bu 3 puanı kesinlikle benim sizden 1 puan silmemem için verdiğinizi düşünüyorum. Aynen. Ve o yüzden de maalesef ki sizin 1 puanınızı siliyorum şu anda. Gelecek yarışmacılarımıza da söylüyorum. Eğer ki masada yemekleri beğenmiş olsaydın, yorumlarını cidden olumlu yapsaydın asla silmezdin. Çünkü altını doldurabildiğiniz her puanı vermekte özgürsünüz. Masayı olduğu gibi eleştirdim Kadir Bey ben zaten. Ben bu masada senin ağzından bir tane olumlu cümle duymadım. Evet, hatta neyse onu eleştirdim. En çok tartışan sen oldun. Evet, neyse şimdi onu eleştirdim Kadir Bey. Şimdi kaldık 3 puan verdiğinde biz de aptal değiliz. Evet. Şu anda her şeyi anlayabiliyorum. Ve ben de şey demiştim. Mantı tamam, soru yok benim için. Mantınızı çok beğendim. Tamam, soru yok. Kesebilirsiniz. Dediğiniz gibi benim için soru yok yani. Bana da kendisi dedi püreni çok beğendim. Evet, ekmeği Hülya Hanım. Ama Rabia Hanım'dan 2 puan aldınız efendim. Ben hepsini söyledim. Eda Hanım'dan 3 puan aldınız. Emin Bey'den 2 puan aldınız. Teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz bir şey var mı puanlarınızla alakalı? Yok Kadir Bey. Toplamda 10 puana ulaştınız efendim. Elinize kolunuza sağlık. Kübra Hanım toplamda 13 puandınız. Şu anda 12 oldum. Puana tamam, düştünüz. Tamam, yok Kadir Bey. Elimiz asla bir değildi. Zaten şu an çok adaletsiz bir puanım olmuş. Pişmemiş şeylerle pişmiş 2 tane masayı. Senin pişmişliğin vardı. Benim her şeyim pişmişti. Salman pişmemiş şeydi. Olmayan bir şeyim yok. Peki benim neyim pişmemişti? Arkadaşlar biz sahneyi de Kadir Bey yaştım. Peki benim neyim pişmemişti? Hazır mısınız? Hazırız. Sevgili seyirciler hazırsanız 75 bin TL'ye veda eden ilk yarışmacıyı açıklıyorum. Ekran başındaki sevgili seyirciler, Enem Arat benim de büyük finaldeyiz. Ve şu anda 75 bin TL'ye veda eden ilk yarışmacıyı açıklıyorum. Maalesef ki 75 bin TL'ye veda eden ilk yarışmacımız aramızdan toplamda 13 puanla Emin Bey oluyor efendim. Ben sonuncu olacağım inanın ki hiç düşünmüyordum. İddialı bir menüyle de karşınıza çıktığımı düşünüyorum ama hepinizden adaletsiz puanları aldığımı düşünüyorum. Şu anda sonuncu olmayı inanın ki hiçbir şekilde hak etmedim. Ama kendime şöyle söylüyorum, 3 tane hediye ile döneceğim ve sizi tanıdığım için çok mutluyum. Buraya katıldım, genç bir yarışmacıydım. Kendimden her zaman bilerek ve düzgünce konuştuğumu düşünüyorum. Hepinize adaletli puanlar verdim. Olana güzel dedim, olmayana kötü dedim. Ben de sana hemen şöyle söyleyeyim Emin'ciğim. Tekrardan cesaret için tebrik ediyorum. Teşekkür ederim Kadir Bey. Güzel bir yaştasın ve bunu iyi değerlendiriyorsun. Gayet de normal hayatında da başarılısın. Yani bu yarışmada kaybetmek seni asla bir şeylere küstürmesin. Hiçbir şekilde küstürmüyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Ben açık söyleyeyim mi? Bu hafta bu yarışmada Emin'in birinci olacağını düşünüyordum. Ben de aynı şey. Yani benim konuşmalarından, yaptığın yorumlardan dolayı Emin'in birinci olacağını düşünüyordum. Çünkü dedim ki yani yemek bilgisi gayet var görünüyor ve bunu inşallah mutfakta gösterir. Ama maalesef ki Emin'deki en büyük problem 2 saatin içinde mutfak adaptasyonun yoktu Emin'ciğim. Hız olarak da birazcık hızlı değildin. Yani sen biraz tariflere takıldın ve maalesef ki tutuldun. Yine de eline koluna sağlık diyorum. Her şey için teşekkür ediyorum. Tabii. Soruları güzel bildin, hediyeleri kaptın diyelim. Emin, arkadaşlarından 9 puan aldın. Benden temizlik için 3 puan aldın. Maalesef ki yemek için benden 1 puan aldın Emin'ciğim. Maalesef ki. Yani tek tek yorumlarımı da yaptım, izleyeceksin. Yine de eline koluna sağlık diyorum. Evet, gel gelelim 75 bin TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımıza. Toplamda 14 puanla büyük ödüle veda eden bir diğer yarışmacımız aramızdan
14 puanla bu masadan büyük ödüle veda ederek kalkan bir diğer yarışmacımız Eda Hanım oluyor efendim. Evet, biliyordum. Eda Hanımcığım, evet. Sizde de mutfak adaptasyonu maalesef ki bu evet, hafta... Evet, ben çok heyecan yaptım. Zaten biliyordum, emindim de. Daha fazla uzatmadan puanlarınızı açıklayayım, sizi de yormayayım evet. Efendim. Zaten olan oldu diyelim. Eda Hanım, arkadaşlarınızdan 9 puan aldınız. Benden temizlik için 3 puan aldınız. Yemek için 2 puan aldınız. Ve toplamda efendim 14 puana ulaştınız. Elinize kolunuza teşekkür sağlık ederim. Diyorum. Sizin de her şey için sağlık. Teşekkürler. Ben evin teşekkür ediyorum. Pırıl pırıldı. Eğer eve puan verseydik zaten teşekkür her şey ederim. İçin teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sizle tanımak çok güzeldi. Sağ olun. Ben zaten buraya biraz onun için biraz da gerçekten sizleri tanımak için sağ geldim. Sağ olun. Güzel bir anı kaldı evet, diyelim güzel. De hemen. Hazır mısınız? Son üç hekimler kaldı. Kübra, Rabia ve Hülya Hanım. Şimdi hazırsanız aranızda 75 bin TL'ye alarak bu masadan kalkacak olan yarışmacıyı açıklıyorum. Enam Arat benim madalyasının sahibini açıklıyorum. Hazır mısınız? Hazırız Kadir Bey. O zaman kalkıyorum ve hemen madalyayı elime alıyorum. Bakalım 75 bin TL'nin sahibi kim oldu efendim? Evet. Beş, dört, üç, iki, bir. Madalyanın sahibi bu haftanın birincisi 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi en hamarat benim diyen yarışmacı... 3, 2, 1, Kübra Hanım oluyor efendim. Alkışlarla Kübra Hanım oluyor. Evet, bir puanını kırdım ama yine de birinci oldun. Teşekkür ederim. Şöyle vereyim, güle güle kullan Kübra'cığım. Şöyle de büyük ödülünü takdim edeyim sana. Yerine otur ve duygularını dile getir lütfen. Elim ayağı titriyor şu an, çok mutlu şöyle oldum. Şöyle kameraya karşı söylersen seyircimize, ne hissediyorsun? Hak ettiğimi düşünüyorum Kadir Bey. Masada hem bilgimle olsun hem yemeğimle olsun ve ilk gün yarışmacısı olarak elimin ayağının birbirine girmesine rağmen yemekte her zaman kendime güveniyorum. Birçok insana da katkıda bulundum her zaman. Ben hak ettiğimi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum sizlere de. Eline koluna sağlık diyelim. Kübra'cığım haftanın ilk günde güzel bir performans sergiledin. Teşekkür ederim. Şunu söyleyeyim, haftanın geneline baktığımda mutfakta güzel bir iş çıkardın. Teşekkür evet, ederim. Evet, heyecanlıydın ama süreyi de ondan sonra mutfağı da güzel kullandın. Teşekkür tabii ederim. Tabii ki senin de eksikliklerin vardı ama elinden gelenin iyisini yaptın diyelim. Teşekkür ama ederim. Ama bu herkese iki vermen tabii ki hoşuma gitmedi. Onun için de puanımı hiç esirgemeden kırdım. Ve ona rağmen birinciliği kazandın. Teşekkür ederim, evet. Şimdi hazırsanız puanları söylüyorum. Evet Kübra Hanımcığım, arkadaşlarınızdan 13 puan aldınız. Benden yemek için 4, temiz için 4 puan aldınız. Çok teşekkür yemek ederim. Yemek için normalde 3 puan aldınız. Ama hafta geneline baktığımda mutfak adaptasyonu da en iyi şekilde sizdeydi. O yüzden de 1 puan oradan aldınız. 4 puan aldınız toplamda. Yani temizlik ve yemek için 8 puan. Toplamda 21 puana ulaştın. 1 puanını az önce kırdın ve 20 puana düştün. Birincilik senin de, güle güle kullan paranı da. Hemen. Rabia Hanım'a gelmek istiyorum. Rabia'cığım benden temizlik için 3 puan aldın. Yemek için 2 puan aldın. Toplamda 5 puana ulaştın. Röportajlarımda tek tek açıkladım nelerden puan kırdığımı. Hülya abla. Bugün senden de çok emindim. Eminden emin olduğum ben kadar. Ben de çok emindim kendimden. Yani, Kadir Bey. Ben yaştaki tecrübeye de bir kısım inanıyorum. Çünkü evet. Yılları geçirmişsin. Kayınvalide, kayınpeder evet. Bunlarla vakit geçirmişsin. Bir şeyler aldığını düşünüyorum. Ama maalesef ki mutfakta adaptasyonun sıfırdı. Ama ben fırından oldum Kadir Bey. Yani... Fırın çok moralimi bozdu Kadir Bey lütfen ama. Bakın beraberdik. Kaç defa... Hülya abla ben sana şunu söyleyeyim. Bu programda elektrikler gitti. Fırın kapandı. O yarışmacı yine de o yemeği bir şekilde çıkardı. Nasıl pişireceğim o yemeği ben çıkmayınca? Yaptı. Ya şunu söyleyeyim. Hasanpaşa köfteyi ince yapsaydın bari. Güzel ablam fırının sıcağını görüyorsun. Yani en azından bu sıcakta nasıl pişer? Birazcık incelseydin. İşte fırın ayarını bilmediğim için oldu bunlar Kadir Bey. Sıkıntı yok, peki. Hiç sıkıntı yok. Temizlik eğlenmeye için, gelmişim, çok da eğlendim temizlik zaten. Temizlik için benden 4 puan aldın. Teşekkür ederim. Bulaşık makinesinin arkasını, borularını çok güzel sildin, temizledin. Teşekkür ama ederim. Ama maalesef yemek için benden 1 puan aldın. Yani tatlı da olmadı, ana yemek pişmedi. Fırından Kadir Bey. Fırından diyelim, Allah kahretmesin o fırın. Giderken fişini çekeceğim. Evet. Toplamda 15 puana ulaştı. Rabia 15, Hülya 15. Kübra Hanım toplamda 20 puan aldı ve birinci oldu.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.